İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke tekte muhalefet partilerini ağırlamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi büyük partilerin meclisteki ana iktidar ve ana muhalefet partilerinin liderlerini zaten meydanlardan canlı yayında bol bol izliyorsunuz. Herhalde artık zaten fenalık da geldi demiştim geçen hafta. Ve diğer partilerin daha az şans bulan lafını anlatma konusunda, sözünü anlatma konusunda pek fırsat bulamayan partilerin liderlerini veya temsilcilerini ağırlayacağız seçime kadar demiştim. Ancak son hafta için yani seçime bir hafta kalan hafta için gerek Sayın Başbakan'a gerek Sayın Kılıçdaroğlu'na davetimizi ilettik. Son hafta ikisini de ağırlamak istiyoruz. Şu anda kendilerinden cevap bekliyoruz bu konuyla ilgili. Gelirlerse mutlu olacağız. Gelmezlerse de bugünkü üslubumuzda devam edeceğiz. Ve bu hafta yine iki partinin temsilcileri burada. Biri genel başkan düzeyinde, diğeri ise temsilci düzeyinde buradalar. Ve ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi konuğum. Konuğumu gayet yakından tanıyorsunuz. Bir dönem Sağlık Bakanı da yapmış olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Osman Durmuş. Pardon, Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Merkez Yürütme Kurulu üyesi, özür diliyorum. Sayın Osman Durmuş bu akşam konuğum. Daha sonra da Büyük Birlik Partisi'nden Yalçın Topçu, Genel Başkan Yalçın Topçu konuğum olacak. Osman Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Fatih. Sağ olun efendim. Evet, MHP ile ilgili ilk yazıyı ben yazdım. Bundan yaklaşık 2 sene önce Adalet ve Kalkınma Partililerle yapmış olduğum görüşmeler sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2011 veya 2012, o zaman tarihi belli değildi, seçimleri için temel hedefinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altı bırakmak olduğunu, bütün politikaları buna göre düzenlediklerini ve bu hedefe ulaşmak için AKP'de hummalı bir faaliyet olduğunu yazdım. Fakat o dönemde bu çok reel bir durum değildi. Çünkü Türkiye'de ciddi bir terör ortamı vardı. Ardından zaten habur görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'deki duyarlılık üst düzeydeydi ve MHP'nin oyları o dönemki anketlerde %17-18'lere kadar çıktığını biz hep beraber izledik. Ancak daha sonra terörün aşağıya doğru gitmesi, sanki bu işin çözümlendiği yolda bir hava oluşması ve çeşitli davalarla beraber MHP'nin oylarında belirli bir gerileme olduğu gözlemlendi. Ve baraj altı lafları çıkmaya başladı. Ben bu programda sürekli olarak MHP'nin hiçbir zaman baraj altı kalmayacağını, 11-12 belki 13 puandan aşağı düşmeyeceğini söyledim. Ama anketlerde hep sınırda görünüyordu MHP. Ardından da kaset skandalı patladı. Kaset skandallar dizisi patladı daha doğrusu. Siz şu anda MHP'nin oy oranını ne görüyorsunuz? Doğrusunu istersiniz Fatih Bey. Şu anda Deniz için söylüyorum. %20-22 bandında görüyorum ben MHP'yi. %20-22 bandında görüyorum. Daha evvel de bu olaylar olmadan evvel de 19-21 bandında ben görüyordum. Ben onu söylemek istiyorum. Bu anket sorucu değil. Hayır, görüş. Benim kişisel görüşüm. Şimdi bu bir matematik bir gelişmedir. Yani 2007 milletvekili seçimlerinde 14.6 alıyoruz. Mahalli seçimlerde il genel meclise oylarıma bakıyorum. Ben Kırıkkale'de artırmıştım. Türkiye genelinde de biz 16.4 aldık. Evet, 16. 99 yılında bizim aldığımız oy %18. Dolayısıyla ölüm, doğum, genç nüfus hesap edildiği takdirde genç bir kitlemiz var bizim. 4 milyon civarında bir genç geliyor. Buradaki olay şu. MHP üzerinde yapılan manipülasyonlara bağlı duygusal insanları bazen kırılabiliyor, kenara çekilebiliyor. Ne o manipülasyonlar? Bu manipülasyonlar çeşitli. Efendim, mesela MHP merkez sağda çok aday gösteriyor. Bütünü kucaklamak için Sayın Bahçeli, önce sağa bakın, sonra sola bakın, tekrar sağa bakın. Böylece olmayan tüm vatanseverleri kucaklayın diyor. Bu bir iktidar talebi de olan bir parti için doğaldır. Ama birileri salt ülkücü bir parti olsun. Tabii temel nüvesi ülkücü ama oylarımızın, bizim kişisel kanaatimiz, kümülatif hesap edersek, doğru yola giden, ana vatana giden, geçmiş dönemde, şimdi AKP'ye giden oylarımız, AKP'nin mesela ilk seçiminde oylarının %24'ü MHP orijinliydi. Yani bunları hesap ettiğimiz zaman, biz oylarımızı çekebilmeye çalışıyoruz. Bu olaylar da ülkücü arkadaşlarımızın MHP'li bozkurtlarla falan
hayvan yakıştırması. Ondan sonra bir şeyi gözden kaçırıyor. Gündelik gündemi oluşturan başbakan ve ona tavır alan ülkücüler. Bu hoş değil. Halbuki bir takvim var. Bu takvim şu, siz de biraz evvel ifade ettiniz. Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir takvimi var. Sırasıyla Kuzey Afrika ülkeleri oldu. Irak işgal edildi. Dizim getirdi en güçlü ordusu olan Orta Doğu ülkelerinden birisi Irak'tı. 1 milyon 200 kişi öldü. Irak üçe neredeyse bölündü. Bu sıra yavaş yavaş İran ve Türkiye'de gelecek. Çünkü Suriye sırada. Suriye zaten başladı. Gündemde. Bunu görmemiz lazım. Yani MHP'liler olarak da bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak. Yani biz istesek de istemesek de küresel güç bunu zorlayacak. Bunu nasıl aşabiliriz? Milli birlik beraberliğimizi koruyabilir isek, bu tehdidi, bu tehlikeyi görebilirsek, kardeş dediğimiz insanlarla birbirimizin boğazına sarılmaz isek biz bu tehdidi aşarız. Çünkü Türk toplumu eğitimli bir toplum. Neye göre? Bu biraz evvel saydığım ülkelere göre eğitimli bir toplum. Eğitimli, müreffeh, sanayileşmiş. Müreffeh, daha da iyi olması gereken bir toplum. Her yıl 100 milyar dolar teröre veriyor. Bundan, bu girdaptan çıkmamız lazım. Ama birileri bizi çıkartmıyor. Bu girdap, özellikle bu coğrafya, bilemiyorum Allah'ın bir lütfu galiba, Müslüman ülkelerin tamamında yer altında petrol var. Bizim ülkemizde toryum dünyanın %70'i bizde. Borun %70'i bizde. %30'u Amerika'da. Nükleer enerjide kullanılan toryum. Petrol yataklarımızın olmadığı iddia edilemez yani. Bu bakımdan Türkiye coğrafyası önemli bir coğrafya. Gerek jeostratejik açısından, gerekse enerji kaynakları bakımından. İşte petrol rezervleri bitiyor deniyor, hidrojen enerjisine geçilecek deniyor, o da bor madeninden elde ediliyor. Yani her neresinden bakarsak bakalım, biz milli bir devlet olarak, ulusal bir devlet olarak milli birliğimizi ve beraberliğimizi korumamız lazım. Bunu koruyabilmenin yolu da vatandaşların refahını, kalkınma düzeyini iyi planlamamız lazım. Yani birileri alabildiğine aç yoksul, birileri dengesiz bir zenginleşme. Peki Osman Bey, şimdi bir şey soracağım. MHP ile ilgili benim bir eleştirim var. MHP toplumdan bakıldığı zaman vizyonsuz bir parti gibi görüyor yani. MHP sadece ülkücülük üzerinden, sadece ulusal güvenlik tehdidi, bölünme tehdidi üzerinden siyaset yapan bir parti gibi algılanıyor. Bunun böyle olmadığını ben biliyorum. Nereden biliyorum? Geçmiş iktidar döneminde, yani partinizin iktidarda, iktidarın parçası olduğu dönemde partinizin yapmış olduğu bir takım işler var. Bugün mesela bitmek üzere olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz yaptık dediği, doğru onlar bitiriyorlar ve devam ettiler ama proje... Çok iyi biliyorum ki Milliyetçi Hareket Partili Bakan Enis Öksüz'ün projesi Marmaray. Marmaray, Oktay Bey onun kredisini buldu. Oktay Bey kredisini buldu. Enis Öksüz'ün de şeyiydi, projesiydi. Bana ilk anlatan Enis Öksüz'dü. Keza Ankara, Eskişehir, İstanbul hızlı tren hattı. Yine bana İstanbul-İzmir hızlı tren hatları. Bütün bunları bana Enis Öksüz döneminde, MHP'li bakan Enis Öksüz döneminde, Enis Öksüz bu projeyi yapacağız. Çünkü ben o zaman yazı yazıyordum bu Ayaş tüneli falan diye. Enis Hoca davet etmişti bakanlığa. Bütün uzmanlarını topladı, dedi ki Fatih Bey bakın dedi bu yol çok maliyetli. Biz böyle bir yol yapacağız. Bütün planları, projeleri çıkmıştı. Ama MHP bunun yüzünden anlatamıyor. Niye anlatamıyor? Böyle bir kısırlık var sizde. Bizim kısırlığımız şuradan efendim. Aslında MHP, ülkücü hareket bir üniversite hareketidir. Gençlik hareketidir. Ve hepsi üniversite bitirmişlerdir. Ama devlet de belli kademelere bir süre gelemediler. Milliyetçi Hareket Partisi, ARGE çalışmalarını başlatan ilk siyasi partidir. Parti okulunu kuran, ARGE çalışmalarını başlatan bir şey olduğu halde medya ile diyaloglarımızı iyi kuramıyoruz galiba. Biraz uzak duruyorsunuz. Evet. Orada bir şeyimiz var galiba. Maddi imkanların sınırlılığı da var tabii. Medyanın da haklı olarak bir masrafı var, bir yükü var. Bir televizyon işletebilmek çok ciddi bir maliyettir. Yok, biz hep davet ediyoruz Sayın Bahçeli, gelmiyorlar. Sayın Bahçeli gelirler. Bundan sonra umarım bütün televizyonlara katılacaktır. Şimdi olay şu efendim. Vizyonumuzu anlatabilmemiz için gerçekten medyayla iyi diyaloglarımızın olması lazım. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı müthiş bir önyargı vardı. Özellikle bugün Başbakan bazen ülkücü kardeşlerim diyor. Bazen faşist, kafatasçı, ırkçı diyor. Bu yakıştırmalar, şeyler
12 Eylül öncesi, hatta 12 Mart öncesi Türkiye'de Sovyetlerin güçlü olduğu dönemde sağ sol çatışması vizyona koydular ve Türk gençliği birbirini kırdı. Aslında hepsi vatanseverdi ama birisi tercihinde sosyalist bir sistemle ülkenin kalkacağını düşünürken birisi karma ekonomiyi düşünüyordu. Bugün birilerinin illa da kapitalist liberal sistem olsun dediği gibi. O çatışmalara bizi soktular. Sonra sağ sol çatışmasından sonra etnik çatışmalar, en son etnik oldu. Mezhep çatışmaları bu ülkede pazarlandı, planlandı, uygulandı. Ve onların içinde yabancı entelijansın olduğu da Türk makamları tarafından tespit edildi. Tespit edildi. Şimdi Cilo Dağı'na atılan silahların çekiç güç tarafından atıldığını üniformalı paşalarımız söyledi. Dolayısıyla bu coğrafya ile oynuyorlar. 12 Mart'ta nasıl sol tasfiye edilmişse 12 Eylül'de ülkücü hareket tasfiye planına uygulandı. Kısmen büyük bir zayiat gördük tabii. Belli tarikat, cemaat bağlantılarıyla gençlerimizi elimizden aldılar. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Türk gençliği siyasetten arındırıldı. Dolayısıyla şu anda zaman zaman vizyona bazı şeyler konuyor ama biz diyoruz ki bir insan bir çukura bir defa düşerse dikkatsizliğindir. İkincisinden düşerse aklından şüphe etme. Üçte düşerse ahmaklıktır. Artık biz piyon olmak niyetine değiliz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bunun için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakın biraz evvel örnekler verdiniz. Mesela ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tek çatı altında toplanması fikrini bakanlığın 3. ayda evet, Bakanlar Kurulu'na götürdüm. Hastanelerin tek elde yönetimini o zaman götürdüm. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi şunu söylüyor. Diyor ki ben milliyetçi bir partiyim. Milliyetçi, milleti seven demek, millete dayanan demek. Türk milleti olarak Lozan'da belirlenen çizgi belli. Rum, Ermeni, Yahudi, gayrimüslimler azınlıklarımızdır ama birinci sınıf vatandaşımızdır. Onlar da bizi itmiyoruz. Ama Türk milleti diye adlandırdığımız tüm Müslüman şeyler de ulusal devleti oluşturan milletin ana kitlesidir. Biz bu milleti seviyor isek, milliyetçi isek, o zaman bu milletin tüm fertlerine parası olmayan da parası olan da sağlık hizmetini vermek zorundayız. O halde sosyal güvenlik tedbiri olarak Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki primini ödemeyeni devlet ödeyecek. Herkes birinci sınıf hizmet alacak. Bağ kurulu şu anda perişan durumda hala. Şimdi böyle başladılar. Dönüşüm dediler. Bizi taklit ettiler ama bozdular, deforme ettiler. Dönüşüm bu değildi. Dönüşüm veya onların değişim dediği şey iki yollu duble yoldur. Geriye doğru da değişim olabilir, ileriye doğru. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi gelişim olarak görüyor meseleyi. Kökü atide olan maziyiz biz diyor. Kökü mazide olan atiyiz biz diyor. Yani dünde vardık, halde varız, gelecekte var olacağız. Ama ileriye dönük düşünmek zorundayız. Millet çoğalıyor, eğitim istiyor. Ama üniversitelerinizde 1 milyon 700 bin kişi sınava giriyor. Öğrenciye okuma imkanı vermiyorsunuz. Bazen türban bahane oluyor, bazen başka şey oluyor. Bu sefer de soruları alıyorsunuz. Şifreyle birilerini kayırıyorsunuz. Devletine güveni olmayan bir gençliğin huzurla içinde eğitim alması ve belli bir standartta eğitim alması bu ülkeyi yönetebilmesi zor. 2023 Recep Tayyip Erdoğan ekranlara yazdığı 2023 değil. Devlet Bahçeli'nin 5 yıllık 8. kalkınma planına da koyduğu 2023'tür. Nedir 2023? Bugün üniversite olanların yarın Türkiye'yi yöneteceği şuuruyla onları atak yapabilecek, Türkiye'yi hızla yukarıya itebilecek bir bilgi ve donanıma, know-how'a kavuşturmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Hala kör dövüşü içindeyiz. Bu gençlik okula gidemiyor. Orta öğretimde, ilk öğretimde bunların meslek gruplarına bölünmesini yapmalıydık. Üniversitede hangisi, hangi branşta başarılı olur belirlemeliydik. Üniversite müfredatını bir kere düzeltmeliydik. Hala ders notunda ders anlatan üniversite hocaları var. Her yere üniversite açtık diyor. Bir levha, bir mühür, bir müdürle üniversite olmaz. Üniversite farklı bir şeydir. Üniversite geleceğin bilgisini okuyabilmektir. Geleceği okuyabilmektir. Bugün olanı herkes papağan gibi okuyor zaten. Hafızlıktır o, internette var dediğiniz gibi. Bu var olan bilgilerin üzerine siz yeni bir şey koyabiliyor musunuz? Biz yapamayız. İlla batıda. O zaman kopyacı olursunuz. Siz hiçbir zaman varlık gösteremezsiniz. Siz varlık bir iddianın sahibi olacaksınız. Bizim gençlerimizin içinde şu anda
Amerika Birleşik Devletleri öyle önemli üniversitelerde Amerikan sağlık bilgilerini, istatistiklerini düzgün veren bir program yok. Bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir gencimiz altında 3 tane de devasa profesör çalıştırır. Bir projeyi kazanmış. O projeden herkes maaşını alıyor. Ama o genç araştırma görevlisi oranın tüm üniversite tıbbi istatistiklerini bir programda birleştirmenin çalışmasını yapıyor. Bizim gençliğimizi hiç hor görmememiz lazım. Geleceğimizi hor görmememiz lazım. Ama bir kör dövüşün içindeyiz. Bizim siyasetçinin standardı değil. Parmak kaldıran siyasetçi. Öyle hayır yani. Diyemeyen siyasetçi. Şimdi ben bir hayır dedim kıyamet koptu. Hatırlayın beni linç ediyorlardı. Dün de tüm genetik şifrelerimiz bugün Amerika'da National Health Enstitüsü'nün altında National Cancer Enstitüsü var. Orada. Orada Meral Hanım diye bir Hacettepe'den giden bir doktor arkadaşımız var. Biz gittik. Bu bir genom, gen harita projesiydi. Amerikan Devlet Başkanı 1987'de bu kararı vermiş. 30 milyar dolar da para ayırmış bu işe. Ve bizden giden genlerle iki insanın gen haritası çıkardı. Şu anda 20 insanınki çıkmış. Hatırlayın geçenlerde ben bir vesile dedim ki Amerikalılar faz 1, faz 2 deneyde kullanmak için terminal safhadaki kanser vakalarını bize gönderirse ücretsiz tedavi denemesi yaparız. Ve 3 ayla 7 ay gibi bir süre ömürleri uzar dedi. Birçok da müracaat oldu. Ama çok az giden oldu. Burada şunu söylemek istiyorum. Düne bir çağrı yaptım. Tüm bunlar gitti. Birileri elde etti. Ve çalışıyorlar. Kanser dokusundan kanserli hücreyi alıyor. Ona uygun aşı veya ilacı üretiyor. Hastada oraya yatırdı. Hastada deniyor. İlim böyle gelişir. Ben Amerika yapıyor diye karşı olmadım. Ama bir şey söyledim. İyi niyetle yaparsanız gerçekten tıbbi teşhisi, genetik bilimi çok önemli. Tedavide ufuk açacak. Ama biyolojik silahlarda da genetik ufuk açıyor. Bugün 1 milyon 200 bin kişi Irak'ta öldü. Yarın bir savaş halinde. Şey olarak konuşuyoruz. Bize yapılan bir aşıdan dolayı havadan püskürtülen bir influenza virüsü bir başka topluluğu bir hafta yatakta yatırırken benim Türk Silahlı Kuvvetlerim 4 hafta yatarsa biz teslim oluruz. Çok basit bir şey. Yok etme demiyorum. Paçavra hastalığıdır. Dökülüverirsin. Silahını doğrultamazsın. Dünya maalesef hümanizmayı konuşuyor ama Türklerde ve Müslümanlarda olan hoşgörü yok. Yaradılığı yaradandan dolayı hoş gören yok. Bazı batılılar doğu toplumlarını böcek görüyorlar. Halbuki bizim inanışımıza göre herkes doğuştan eşit. Ama şimdi orada baktığınız zaman Başbakan Tayyip Erdoğan batı toplumlarına en fazla diklenen ve batı toplumlarına karşı Türkiye'de en fazla tavır alan başbakan. Gerçekten öyle mi? Şöyle bakalım. Bir gün sabah kalkıyor başbakan. NATO'nun ne işi var orada diyor. Fransa vuruyor. NATO'nun ne işi var diyor. Sabah 6'ya doğru Obama telefon ediyor. Sen ne yapıyorsun? NATO girecek diyor. Aynı gün diyor ki NATO girsin diyor. Ama diyor barışçı amaçlarla gideceğiz diyor. Bu sefer NATO diyor ki İzmir'i vurucu üssü olarak kullanacağım diyor. Barışçı amaçla gidecektik. İzmir'den kalkan vurucu güç hem Gaddafi'yi vuruyor hem de direnişçileri vuruyor. 15 bini bulmuş öyle sayısı. 15 bin ölmüş. Bulmuş. Bu bir fütürizmi gelecek okumayı iyi düzenliyor. Mesela Suriye'de Şiiler %15... Ama şimdi İsrail'e 1 minute dedi. Mavi Marmara gemisi gitti. Ne? 10 kişi öldürttü. 9 kişi. 9 kişi öldürttü. Peki şunu sorayım Fatih Bey. Bizim Erhaç Havaalanı'na 2 tane F-16 kalksaydı. Mavi Marmara gidiş tartışılır. Oraya girmiyor. Aynı anda İskenderun gece 12'de vuruldu. Dikkatler başka yere çekilmek için. İki uçak gitseydi 2 dakikada giderdi o Mavi Marmara üzerine. Anons ediyordu helikopterler geliyor diye. Havada sinek bile uçamazdı. İki Erhaç uçağı bir sağ üstten geçecek bir de geri dönseydi biterdi işte. İşlem biterdi. Bu bir yürek işidir. Devlet yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez. Bir bisküvinin bayi olmayı gibi bir şey değildir. Bu kriz anlarında karar verme yeteneğidir. Mesela biraz sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinin şeyini alacaktı. Ben Sağlık Bakanı olarak bulunmuş olsaydım
o Maraş'taki, Göksun'daki o dağa en az 20 tane sağlıkçıyı o paraşütle atlayan uçaklardan oraya atardım. Bir saatte ulaştırırdım ben oraya. Demek istediğim şey şu. Başbakan reklamlarda yazıyor. Diyor ki işte ilacı %80 ucuz alıyoruz. Doğru ama. Sağlıkta diyor uçak helikopterlerimiz. Helikopter ve uçak ambulanslar mı? Doğru. Peki Antalya'da sel felaketinde 7 saat adam ağaca asılı kaldı. 7 saat ve sonunda su aldı götürdü. Nerede senin helikopterin? Nerede senin botun? Önemli olan normal bir doğum vakasını şov yapayım, reklam yapayım diye uçakla da getirebilirsiniz. Helikopteri de acil vakada müdahale edebilmektir. Nitekim Erzurum'dan Rize'ye insanlar geçti. Çığ altında kaldılar. Efendim helikopter, hayır çığın olmadığı yere indirirsin. Kaç saatte gidildi onlara? Bugün Türkiye'de biz görevi bıraktığımızda 8 dakikada ambulanslar acil vaka yetişiyordu. Benim hedefim 5 dakikadır. Niçin? 5 dakikadan sonra oksijensiz kalan insan ölüyor. Fatih Bey, çok önemli. Şimdi Arınç'ın peşinde ambulans gidiyor. Adam orada kalp krizi geçiriyor. Kardeşim protokol değil. Görev insan sağlığıdır. Orada sen ona müdahale edeceksin, alıp götüreceksin. Halkın baskısıyla götürüyor. Yolda da bir başka ambulans geliyor. Onu aktarıyor. Niye aktarıyorsun? O gitsin, illa aracı koruyacak. Bunların peşinde 25 tane koruma aracı bilmem ne. Siz kimden kendinizi koruyorsunuz? Hani siz Türkiye'nin partisiniz, halka açılmışsınız. Niye koruyorsunuz? Ben de yürüyorum. Sokakta yalnız yürüyorum. Kimse yok Osmanlı'nın şu anda. Hayır, tam dersi. İnsanlar gelsin benimle el sıkışabilsin, rahat konuşabilsin diye. Demek ki başbakanın korunması gerekmez mi? Türkiye bir terör ülkesi sonuç olarak. Ama bakın göreve geldiklerinde ben bir koruma arabası istedim. Şey dedi ki Sağlık Bakanı, biz dedi kendi korumalarımızı kaldıracağız. Osman Bey ne gerek var? Ben dedim ki siz herhalde kendinizi korumaya değer mi bulmuyorsunuz? Yoksa kendinize çok mu güveniyorsunuz? İlk geldiklerinde onlar da korumalara falan aldırmıyorlardı. Sonra 25 motosikletti. Sonra bu arttı. Diyarbakır'a gidiyor. Sayın Bahçeli diyor ki siz diyor Sivas'tan öteye geçemezsin. Sen geçtin. Diyarbakır'a 5000 korumayla gittin. Onlar da bütün çevredekiler taşlandı. Devlet bu değil. Devlet ne 5000 korumayla gidecek ne de halkı tarafına taşlanacak. Devlet şefkatli olacak, yumuşak olacak ama bir görev arz ettiğinde... Peki şimdi Devlet Bey gidiyor Diyarbakır'a. Devlet Bey korunmayacak mı orada? Şimdi olay şu. Bakın ısrarla geldi değil mi? Sayın Başbakan Sivas'tan öteye gidemez, Gavur Dağı'ndan öteye gidemez. Devlet Bey gidecek. Devlet Bey neye gidecek? Diyarbakırlarla buluşmaya gidecek değil mi? Devlet Bey orada bir kavgaya gitmiyor. Bir gerginliğe gitmiyor. Ve ısrarla bugüne kadar gitmemesinin sebebi de orada yaşayan vatandaşlarımızın arasından birilerinin yanlış bir şey yapması halinde ortamın gerilmesi. Genç ülküdaşlarımızın başka yerlerde karşılık vermesidir. Devlet Bey devlet adamıdır. Devlet Bey gerçekten ülkücü hareketi birileri sokağa çekmek istedi ısrarla. Siz bugün sokağa çıkmazsanız yarın da çıkamazsınız dediler. Ona karşılık biz devleti yönetmeye talibiz. Sokağa yönetmeye talip değiliz. Devletin askeri var, polisi var. O polis gibi... Bir ara vereyim mi Osman Bey? Bir reklam için bir ara vereyim. Sonra unutmayalım Devlet Bey'in Diyarbakır ziyaretinden devam edeceğiz. Değerli bir kısa reklam arası sonra devam edeceğiz. Osman Bey kaldığımız yerden devam edelim. Devlet Bey'in Diyarbakır ziyareti. Siz dediniz ki oraya bugüne kadar gitmemesinin sebebi orada olabilecek herhangi bir ters olayın, Devlet Bey'e karşı yapacak bir terbiyesizliğin ülke çapında karşılık bulma ihtimali ve gerginlik yapma ihtimali ötürü gitmedi. Şimdi o ihtimal yok mu artık? Bence olmaması lazım. Ne der? Israrla o olaylar vesilesiyle Sayın Genel Başkan 1000 yılda karıldı bu ülkenin harcı. Bunu ayrıştırmak kimin harcı diyor. 1000 yıllık kardeşlikten bahsediyor. Birileri Kürtleri sorun olarak görüyor. Devlet Bey kardeş olarak görüyor. Orada yaşayan insanların sorunları var. Çok evlilik, fukaralık, toprak ağalığı, başka ekonomik bölünmeler. Ama bu konuda AKP hiç adım atmadı. Mayınlı araziyi İsrail'e vermeye kalktı. Oradaki fukaralara vermeye yanaşmadı.
Devlet Bey diyor ki ülke bir bütün olan kalkınmalı. Ödeme gücü olmayan sigorta primini MHP verecek, devlet verecek. Herkes hastanede eşit istifade edecek. Hastaneye müracaatta ve tedavide para katkısı olmayacak diyor. Yine Devlet Bey diyor ki eğitimde fırsat eşitliği herkes olacak. Doğu ve Güneydoğu ayrımı olmayacak diyor. Ve üniversite sınavlarını kaldırıyor. Diyor ki eğitimi orta ve lisede tamamlayın. Onların eğitim düzeyleri ve belki olgunluk sınavıyla kendi yapacağı şeyle üniversiteye girme imkanlarını açalım. Şimdi 700 bin kişiye her yıl iş vereceğiz diyor. Ben Tekirdağ'a vereceğim de Urfa'ya vermeyeceğim. Şey mesela onu görüyorum. Her tarafta ilanlarınız var. 700 bin kişiye iş vereceğim. Nasıl vereceksiniz? %7 kalkınma hızını yakalamamız lazım diyor. Devlet Bey üreten bir ekonomi. Şu anda o kalkınma hızı var. Ama üreten değil. Bu Çin'den, Hindistan'dan işlenmiş mamul maddeyi alıyorsunuz. Sadece Bursa'da boyuyorsunuz. Tekstilde dikiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Kattığınız katma değer düşük. Evet. Halbuki bizim KOBİ'lerimiz üretmeli. Bizim çiftçimiz üretmeli. Bizim çiftçimiz şu anda aç ve yoksul. Tam buğday üretimi olacak. 500 milyon ton buğday ithal etti bu hükümet. Niye? İthalatçıları zengin ediyor. Zengine çalışıyor bu hükümet. Yoksula çalışmıyor. Biz ama diyor. Şimdi unutmayın lafınız ama şimdi orada bir gariplik var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela geçen seçim 2007 seçimlerinde fındık konusunda hatırlarsınız ciddi bir tartışma çıktı. Fındıkçılar yollara döküldüler, yolları kestiler, başbakan buraya sokmayız dediler, bilmem ne yapmayız dediler, onu dediler, bunu dediler. Fındık ilinden, Ordu'dan en yüksek oyu aldı AKP, %70'e yakın oy aldı. Bakın orada çok ince bir oyun var. Fındığa parayı vermedi. Fındığa para vermedi. Seçim yaklaştı, fındığa vereceği parayı 3'er milyar her aileye verdi. Seçim şantaj olarak kullandı. Yani fındığa verseydi, Amerika bunlara akıl vermiş. Diyor ki karnı tok, adamın başı dik olur. Başı dik olan adamdan sen oy alamazsın. Sen parayı verme diyor. Seçim zamanı gelince cebine koy. Karşında bir gıda paketi veriliyor, kömür veriliyor. Şimdi gıda paketi ve kömür yoksulluğun işaretidir. Yoksul bu insanlar. Kim yoksullaştırdı? 9 yıldır. Çiftçinin buğdayının parasını vermeyen, süte para vermeyen, süt ineklerini kesime gönderen bu hükümet. Ama şimdi tok eczacı, tok doktor, tok çiftçi hür iradesiyle oy kullanır. Gıdaya muhtaç, evde aç çocukları olan insan da ya paket gelmezse, ya beni listeden silerse, zaten de öyle söylüyorlar. Listeden sileriz seni diyorlar. Fındıkçıya yapılan da o. Biz de diyoruz ki, bakın siz bir taraftan Müslüman Parti diyorsunuz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kameralarla gıda paketi verilmeyecek. Hilal kartı onun için biz öneriyoruz. Diyoruz ki biz senin 9 yılda yoksullaştın. Harcaman standartını belirleyeceğiz. Kaç kişilik aileysen. Paranı bankaya yatıracağız. Sen o bankadaki paranla ihtiyacını dar gereli yörendeki esnaftan alacaksın. Niçin? Para içeride dönsün, esnafı da kalkınma. Birbirimizi komşusu açken kendi tok olan bizden değildir diyen bir anlayışı yerine getirelim. Ya da ahi geleneğine göre ben siftah yaptım, sen komşumdan al diyen bir ciddi bir toplumsal dayanışmamız vardı. Şimdi öyle değil. Bir makarna için insanlar birbirini çiğniyor. Bir hipermarketteki bir satışta insanlar birbirini çiğniyor. Bu olacak şey değil. Bu istenen şeydi. Bu bir toplum mühendisliğidir. Peki Osman Bey, şimdi fakirleşti diyorsun ama baktığınız zaman milli gelir 2002 yılında 3500 dolara kadar düşmüştü. Evet. Şimdi 10.000 dolar kişi başı milli gelir. O zaman şöyle söyleyeyim. Ya da gayri safi milli hasıla hemen hemen 3 katına yakın arttı. Onu söyleyelim. Bakın ben Kırıkkale'de bir anket yapıyorum. Ankette sorduğum şey şu. Aylık ya da yıllık geliriniz ne kadar? Burada gördüğüm manzara şu. %47'si 2000, şurada rakamı da var. 2467 liranın altında. Aylık geliri. %47'si yoksul. %35'i de 931 liranın altında. Bugün Bağkur emeklisi 550 lira maaş alıyor. Evet. Şimdi bu gayri safi milli hasılanın Bağkur emeklisine düşen pay nedir? Anne 300 lira maaş alıyor. 300 liralı değil mi? İşte. Dün Çullu'da yaşlı bir hanımefendi, 77 yaşındayım dedi.
Oğlum öldü dedi. Ben emekli maaşı alıyorum. 600 lira mı ne alıyorum dedi. Oğlum biri Cumhuriyet Üniversitesi'nde torunumun biri okuyor. Bu kız 22 yaşında işsiz. Bu çocuklar işsiz. Ben ölmekten korkuyorum. Ölürsem bunlar aç kalacak, sahipsiz kalacak diyor. 77 yaşındaki kadının endişesi bu. Türkiye bu. Şimdi siz bir örnek vereyim. Yinpaşı biliyorsunuz. 15 bin kişiden sadaka topladı, para topladı, hayır diye. Ve büyük bir tüketici mağazaları açıldı. Buna karşılık AKP'nin Bitlis milletvekilinde tüketim mağazaları var. Avrupa'nın en yüksek gökdelenine ona ait. Şimdi Yinpaş fakir fukaranın parasıyla kurulduğu için o batırılıyor. Ama bir kişininki ikinci gökdeleni şimdi yapmaya çalışıyor. Olay bu. Türkiye'nin 6 zengini vardı. Şimdi 26 tane devasa zengini var. Ama bir bakıyorsunuz gelir vergisine, o 6 zengin yine en fazla gelir vergisini veriyor. Ama bu 26 sporcular, ses sanatçılar kadar vergi vermiyor. Yatırım yapıyorlar da ondan da. Vallahi bu yatırım hiç bitmiyor. Durmadan İstanbul'un önemli yerlerini satın alıyorlar. Tahsis ediliyor. Bugün Anadolu'da Fatih Bey, hazine arazileri, meralar, köylünün elinden alınıyor, ekip biçen köylünün elinden alınıyor. Bir kısım Adalet Kalkınma Partili milletvekilleri aracılığıyla birilerine pazarlanıyor. Ben izini takip ediyorum. Şunu merak ediyorum. Vatandaş bunu görmüyor mu? Yani bütün bunlar oralarda oluyorsa niçin Adalet ve Kalkınma Partisi hala en yüksek oy oranına sahip parti? İşte onu oralarda. Ekonomik bağımsızlığı olmayanın fikri bağımsızlığı olmuyor. Aç insanlar. Şimdi bunu belki fark edecekler. Hem CHP hem MHP bir taahhütte bulunuyor. Diyor ki gıda paketine mecbur değilsin. Kendi toptancımdan vermeyeceğim. Sana nakit peşin parayı bankana yatıracağım. Sen dilediğini, ihtiyacın olanı alacaksın. Bu için devlet bey benim adım devlet falan demedi. Oturdu 500 kişiyle Ar-Ge çalışması yaptı. Mesela sağlıktaki tasarrufu zannediyorum 2,5 milyar kadar. Ben onun daha fazla yapılabileceğini biliyorum. Şimdi düşünün 2002 yılında Türkiye'nin ilaç harcaması 5.1 milyar dolar. Evet. Şimdi 17 milyar. Hani %80 ucuz Sayın Başbakan? Bu ne biçim ucuzluk? Sonra herkesin sosyal güvencesi varsa ucuzluğu vatandaşa ne şey var? Onu niye reklamını yapıyorsun? Doğru bir şey değil. Başbakan zannediyorum geçen hafta içinde. Diyor ki biz diyor 1500 tane sağlık evi teslim aldık. 5200 tane çıkardık diyor. Bakın Fatih Bey, Başbakan sağlık evinin ne olduğunu bilmiyor. Başbakan'a teslim edilen sağlık evi sayısı 11 bin. Hepsi kapalı. Hepsi. Bazen de inek var. Büyükbaş hayvan bağlamışlar. Teslim edilen sağlık ocağı sayısı 5800. Başbakan bunu da bilmiyor. 5800 sağlık ocağının çoğu kapalı. Doktoru vardı o sağlık ocaklarının. EBS hemşiresi vardı. Şu anda 2000'i aşkın bir beldede, Çatalca'da, Trakya'da. Doktor yok, ebe yok, hemşire yok. İğne yapacak kimse yok. Ben hep Orta Anadolu'yu gösteriyorum. Onun için orayı göstereyim dedim. Mesela Keskin'in 50 yataklı bir hastanesi vardı. 30 bin nüfuslu bir ilçeydi. 8 tane uzman doktoru vardı. Şimdi hiç uzmanı yok. 3 tane diyaliz makinesi vardı. 30 kilometre ötedeki Kırıkkale'ye gitmesin diye. O diyaliz makinelerini, benim evim makinelerini söktüler. O gariban vatandaş Kırıkkale'ye taşınıyor. Kimin yerine? Şu anda başhekim olan. Ama sağlık hizmetlerine memnuniyet üst düzeyde. Bu reklamı. Bakın cebinde parası olmayan 8 milyonu olmadan devlet hastanesi muayene olmuyor. MHP geldiğinde bu muayene paraları ve katılım payları kalkacak. Böyle şey olmaz. Sen yıllarca devlete hizmet etmişsin. Ama iktidarken niye yapmadınız bunları o zaman? Biz yaptık. Bizim devlet hastanesine gittiğinde kimse cebinden para vermiyordu. Sosyal güvencesi olan hiç kimseden para alınmıyordu. Bunlar o niyetle geldiler. Ama 8 lira vermeden devlet memuru muayene olamıyor. Emekli değil, aldatıyorlar. Emekli para vermeden muayene oluyor gibi gözüküyor. Eczaneden, bilgisayardan emekli maaşından kesiyorlar. Her ay emekli maaşını eksik alıyor emekli. Bakın bir şey daha var. Siz devlette ya da özelde muayene oldunuz. Bir makbuz almaz mısınız? Maliye vergi olarak takip edecek. Şu anda Sağlık Bakanlığı kesilen 8 milyonlar için makbuz vermiyorlar. Makbuz yok, evet. Emeklinin eczaneden, bilgisayar ortamından kesilen parasının da makbuzu yok. Ben soruyorum. Burada bir soygun var. Hem Sağlık Bakanı'nın hem Başbakan'ın cebine gidiyor. Seçim paraları buradan çıkıyor.
Bu vurgundur. Devlet gelir alırken de bunu belgeler, harcarken de belgeler. Bunlar yoksul vatandaşlar, emekliden aldığı parayı belgelemiyor. Vahdi Bey, böyle şey olur mu? Tam bir soygun düzeni. Aşiret devleti bu. Beytülmal'a avucunu dalıyor, dağıtıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şeyi en basit, en son zannederim 380 trilyona çıktı örtülü ödenek. Bir başbakan. Hatırlayın, bizim zamanımızda ekonomik kriz çıktı dediler. 1,5 milyar cari açık var. Makam arabalarına niye biliyorsunuz diye bizi sıkıştırıyorlardı. Bizim hükümetin ana vatanlı bakanlar binmemeye başladı. Ben dedim ki hayır, ben bineceğim. İki defa kamyona yükledim getirdim. Külüstür bir Mercedes bozulup duruyor. O zaman ben bu makamda niye oturuyorum? Eğer devleti temsil ediyorsam onun aracıyla gideceğim ben. Ben kendi sıradan aracımla gidersem halktan kaçıyorum demektir. Halkın içinde olacağım ben. Fenerbahçe maçına gittim. Biraz geç çıktık. Millet başladı o dönem. Benim önümde bir generalin arabası. Ben de arkadayım. Generalin arabasına vurmaya. Benim şoför biraz sıkıştırdı galiba şeyleri. Bağırdım şoföre. Korumalar inmeyin falan dedi. Ben indim. Niye vuruyorsunuz dedim. Dediler ki hemen biliyorsun da halk şey, tavrı. Siz yürüyorsunuz, o da yürüsün. Belki onun özel korunmaya ihtiyacı var. Yapmayın bunu dedim. Yürüyün, beraber gidiyoruz. Herkesle yürüdük. Toplumsal davranışlar birileri tarafından kolay manipüle edilebiliyor, tahrik edilebiliyor. Dün böyleydi. Bugün uçaklarla kızların davetiyeleri gönderiliyor. Beytülmal haram denecek düzeyde yeniyor, tüketiliyor. İnsanlar 3,5 aylık bebek açlıktan ölüyor. Ama maşallah bakanların çocuklarına bir baksanız, bir TOKİ olayı var. Fatih Bey, daldan dala geçiyorum, kusura bakmayın. Evet, o daldan dala geçiyorsunuz. Ha, bir TOKİ olayı var. Bakın, ben TOKİ... hala Diyarbakır'dayım. TOKİ'de yoksula insanlara dediler ki 100 bin konut yapacağız. 100 lira taksitle yapacağız. 3600 konut yaptılar. Gerisini yapmadılar. 400 bin konut yapıldı ya. Hayır, 216 bin konut. Öyle mi? 216 bin konut. 400 bin falan değil. Burada Endonezya evleri var, Singapur var, devlet daireleri var. Rakamları abartıyor Sayın Başbakan. Biraz evvel sağlık evleriyle ilgili rakamı verdim size. Bunlar devamlı doğru bilgi verilmiyor Başbakan'a. Diyarbakır'a gideceğiz, tamam. Diyarbakır'a biz nasıl gideceğiz? Türkiye'nin meşru, kanunlarla kurulmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri oraya gidecek. Orada Diyarbakırlılara, çiftçisine, esnafına, memuruna ne gibi hizmet sağlayacak? Bunu söyleyecek. Bunu söyleyecek. Oranın bir korku, bir kaygı var mı? O korumadan geldik buraya da. Devlet orada korunmayacak mı? Korunacak. Sonra terör bölgesi. Şimdi korunabilir tabii, korunmalı. Korunmalı ama bilemiyorum ki, başbakan 5000 kişiyle gitti. Bütün ekibi taşlandı. Ben açıkçası sonra Devlet Bey'e karşı bir girişim olacağını zannetmiyorum. Tam aksine çok iyi bir karşılama olacağını zannediyorum. Ben de öyle bekliyorum. Neden? Ben Diyarbakırlılarla konuştum. Niçin MHP'ye sıcak bakmıyorsunuz? Siz gelip gitmiyorsunuz dedi. Doğru. Siz gelip gitmiyorsunuz. Birilerinin bu kadar tahrik ettiğini de düşünmemiştik. Ben mesela Urfa mitingine gittiğimde geri döndüm. Diyarbakırlı karnımı doyurdum. Orayı geçiyordum. Sultan Şehmuz'a uğradım. Ve insanlar çok sıcak karşıladılar. Ben bizim hükümetimiz zamanında, şimdi bazı şeyleri abartıyorlar. Mesela bizim Van'da milletvekilimiz vardı. Kars'ta milletvekilimiz vardı. Ağrı'da milletvekilimiz vardı. Geçmişte. Muş Belediye Başkanı bizdeydi. Urfa'dan milletvekilimiz Bitlis'te vardı. Bitlis'te milletvekilimiz vardı. Bitlis milletvekilimiz vardı. Biz her yıl Ahlat şenliklerine giderdik. Ahlat'tan Malazgirt'e Türk atlıların geçtiği yolda yürüyerek giderdik. Arabalarla giderdik. Demek istediğim şey şu. Biz ülkemizin hiçbir yöresini ihmal etmedik. Ben söyleyeyim. Urfa 500 yataklı devlet hastanesi ben bitirdim. Adilcevaz'da onkoloji hastanesi yaptım. Bunlar onkolojiyi iptal ettiler. Tatvan'da kadın doğum çocuk hastanesi yaptım. Van'da yüksek ihtisas hastanesi yaptım. Koşu yolunun başhekimi buraya açık kalp ameliyatı yapmaya gidiyordu. Ben Kars'ta 6 trilyon para verdim devlet hastanesi için. Ağrı'nın 250 yataklı hastanesini bitirdim. Iğdır'ın 150 yataklı hastanesini bitirdim. Yani biz Doğu Anadolu'yu asla ihmal etmedik.
Elazığ eski hastanesini imar ettim, MR'ını, tomografisini verdim. Malatya'ya doğum evi yapmak için söz verdim. Biz iktidardan gittik. Demek istediğim şey şu. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin her yöresine hizmet götürdü. Bozca Adadan Hakkari'ye kadar. Hakkari'ye gittim. Ben sokaklarında yürüdüm. Bunu niye söylerler bilmiyorum. Şimdi Kayseri milletvekilimiz olan Sayın Can Polat, valiydi o zaman. Beni dedi ki biz bir yüzme havuzu yaptık dedi. Nasıl yüzme havuzu? Hakkari'de yüzme havuzu. Evet dedi. Hanımların ayrı, erkeklerin ayrı. Çok modern bir yüzme havuzu. Size resepsiyon vereceğiz dedi. Hadi yürüyelim dedim ben. Hakkari malum küçük. Dedi ki olmaz dedi. Yürüyemezsiniz dedi. Niye dedim? Dedi ki geçen haftalarda bir bomba geldi. Benim de albayın da bulunduğu arabaya yapıştı. Kadın. Albayın gözleri kör oldu. Sen şimdi yürüyor musun vali dedim. Yürüyorum dedi. O zaman ben de yürüyeceğim. Yürüyerek gittik. Yani başbakanın bunu söylemesi ayıptır, çirkindir. Bir projenin işaretidir Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi. Yani Sivas'tan ötesi Büyük Kürdistan hayalidir birilerinin. Sayın Başbakan da Büyük Orta Doğu'nun eş başkanı. Bunun ön çalışmalarını yapıyor. MHP oraya rahat gidemesin diye insanları tahrik ediyor. Diyarbakırlı benim kardeşim. Yani şimdi benim annem, babam Diyarbakırlı hani dili konuşuyorsa, ben de Türk milletinin bir ferdi olarak Müslüman ve Türk'üm diyorsam, bunda yanlış anlaşılacak ne var Fatih Bey? Hiçbir. Ama birileri bunu kaşıyor. Peki. Gelelim şu kaset meselelerine. Önce bir kaset. Sonra bir tane, bir görüntüler daha doğrusu. Kaset demeyeyim de internete sızılan görüntüler. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Bu partide nasıl karşılandı? Şimdi herkes de birinde kaçırdığım var mı diye bir korku mu var şu anda? Nasıl? Bütün partide böyle bir paranoya oluştu mu? Çünkü kasete çıkmayanlar bile kaset tehdidi üzerine istifa ettiler. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bugün Türk toplumunun bir yaşayış tarzı var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi o ortalama yaşamı kendine uygun görmüyor. AKP'lilerin yaşama standartları var. Şimdi sen benimkini söyleme, ben seninkini söylemem ikilemine de asla biz giremeyiz. Milliyetçi Hareket Partiler yaşayışlarına dikkat etmek zorundadır. Nitekim Devlet Bahçeli de gereğini yapmıştır. Ancak burada önemli olan şey şu. Özellikle zinayı suç olmaktan çıkaran yasayı AKP biz tüm direnmemize rağmen çıkardı. Başbakan çıkıyor, bu bir ahlaksızlıktır diyor. Sayın Başbakan, bu Kur'an'da da günahtır. Halkımızın nezdinde ayıptır. Medeni kanunumuzda suç idi, ceza kanunumuzda. Sen bunu kaldırdın. Ama sadece kadınlar açısından suçtu, erkekler açısından suç değildi. Her halükarda suçtur aslında. Ama Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir şey vardı, o yüzden kalktı o. Kadın için suçtu, erkek için suç değildi. Kadın efendim, için cezası aslında vardı. Aslında tacizin hepsi suçtu. Taciz suç da zinada kadın erkek eşitsizliği vardı. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne gitti, kalktı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bunların kaçlı yaşadığı, nerelerde evleri olduğu, bunları hepsini biliyor. Bunu söylerse Milliyetçi Hareket Partisi olabilir mi? Olamaz. Etik davranmak zorundayız biz. Bu yapılan şey, birilerinin evine hırsız silüetiyle girdiler. Evet, öyle yapmışlar. Ya da çalışan kadınlar marifetiyle girdiler. Oralara kameraları yerleştirdiler. Kameralar uzaktan kumandayla aylarca çalıştı. Ben o arkadaştan birinin evine hırsızın girdiği tarihi neredeyse bir seneyi buldu. Evet, ben hatırlıyorum. Hiç tabii böyle bir şey kondurmadım. Doğrusu isterseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı meydanlarda bu işi kullanıyor. Peki bir devlette her yerde MOBESE. Benim Kırıkkale'de çok da kafam karıştı. Kırıkkale'nin her sokağında neredeyse MOBESE kameraları var. Bütün arabalara ceza kesiyorlar. Şimdi bu kadar kameralar var. Bu Arınç'ın evinin krokisinin çizildiğiyle ilgili obsesyon niteliğinde gizli odalara girenler bugün neredeler? Recep Tayyip Erdoğan MHP'nin ülkemde verecek bir çakıl taşım yok, kaybedecek bir tek insanım yok projesine karşı
küresel güç dayatıyor. Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştireceksin diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, 6 şart dayattı. Emir alma alışkanlığında olan Recep Tayyip Erdoğan ve ona uyan köşteki güzel şeyler olacak diye başladılar. Ve bunu sürdürmek için MHP'nin mecliste olmaması gereğine inanıyorlar. MHP mecliste olursa, Mayınlı araziye nasıl karşı çıkmışsak, 301 Türklüğe hakareti serbest bırakan maddede nasıl mücadele vermişsek, burada da o mücadeleyi vereceğimizi biliyorlar. O halde ne yapacaklar? Millet nezdinde güçlerini kaybettiler. Başbakanın kendi açıklamaları vardı. 315 ile 330 arasında milletvekili çıkarabilirim diye. 330 üzerine çıkaramadığı zaman referanduma da gidemez. O halde PKK destekli milletvekillerinden 30-35 tane sokalım. MHP'yi engelleyelim. İftiralar, karalamalar ya da kasetler çıkaralım. Kameralar yerleştirelim. Tüm insani ya, değerleri... Bir ülkenin başbakanı böyle bir şey yapar mı? Bir ülkenin başbakanı böyle bir şey yapmıyorsa şunu söylemesi lazım. Bu yapılan çirkindir. Siyasetin aracı bu olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanan oyunu ben kınıyorum, ayıplıyorum. Savcılar derhal harekete geçin. Evet, doğru. Sayın Alan'la ilgili açıklamasını duydunuz. Ne diyor Sayın Başbakan? Sen diyor 2004'te diyor Çanakkale'de diyor ayağa kalkmadın diyor. Alkışlamadın diyor. Doğru. Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geldiğinde bütün AKP'liler ayağa kalktılar, ayakta alkışladılar. Deniz Baykal ve CHP kalkmadı. Devlet Bahçeli ve MHP de kalkmadı. Demek ki onun hesabını veriyoruz biz. Yani Deniz Baykal ayağa kalkmadığı için kaset çıkıyor. MHP ayağa kalkmadığı için kaset çıkıyor. Fatih Bey, bu kadar şey değil. Ben ısrarla söylüyorum. Eğer Büyük Orta Doğu Projesi halen gündemdeyse, Milliyetçi Hareket Partisi daha yeni hamlelerle karşı karşıya kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan niye dönüşüm yaptı? Ben Kırıkkale'de konuştum bir gençlik şeyinde. Onu çarpıttılar. Proje Obama'nın projesidir diyorum. Proje AKP'nin projesidir. Çünkü ona taşer olarak onu tuttu. Proje Recep Tayyip Erdoğan'ın projesidir. MHP üzerinde oynanan oyunların tamamı AKP projesidir. Milliyetçi olduğunu söyleyenler, vatansever olduğunu söyleyenler, bu ülkenin 13 Haziran'dan sonra federasyona gideceğinin bilincinde olmalılar. Ne diyordu Sayın Demirtaş? Bir başbakan yetmez. İki başbakan nasıl olur? Federasyonlar da olur. Bu açık. Demokratik özellik. Bu hafta yine Kılıçdaroğlu da onlara benzer bir şeyler söyledi. İşi karıştırdı. Şimdi o bağlı söylememiş. Açıklaması var bugün. Bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim. Deniz Bey CHP için bir kayıptır. Neden? Ulusal birlik bakımından bu tür yanlışlara düşmüyordu. Ben korkuyorum ki CHP'de de bu proje uygulandı. Lideri üzerinde uygulandı. Ve Türkiye tehdit altında. CHP'nin içinde birçok milletvekilinin buna uymayacağını düşünüyorum. Osman daha bir ara daha vermek zorundayım. Kusura bakmasınız. Bir kısa reklam arası. Devam edeceğiz sonra. Osman Bey, gelen maillere baktım reklam aralarında da. Birincisi diyorlar ki sağlık hizmetlerinden geçmiş oranda daha memnunuz diyor vatandaşların büyük bölümü. Hastanede rehin kalma olayı bitti. Pek çok konuda daha iyi muamele görüyoruz. Burada haksızlık yapıyor hükümete. Pek çok yönde haklı olsa bile sağlık konusu haksızlık yapıyor diyenler var. Başbakanın bu ayağa kalkma meselesiyle ilgili diyorlar ki Sayın Durmuş'un da hastane başhekimi kendisine saygısızlık yaptığı, azarladığı televizyonlarda yayınlandı. O günleri ne çabuk unuttu diyorlar. Bunun dışında ülkücülüğün artık bittiğini söyleyenler var. Dünyada, yani Türkiye'de karşılığının kalmadığını söyleyenler var. Yine bunun yanı sıra deprem sırasında yurt dışına gelen yardımları reddettiğinizi ve Türkiye'yi sıkıntıya soktuğunuzu söyleyenler var. Bayağı eleştiren var. Destek de var ama eleştiri de var çok. Güzel. Şimdi Fatih Bey, benim projem dedim tek çatı altında toplanma. SSK'da 32 milyon insan vardı. SSK'yla protokol yaptık, bir türlü o dönemde Sağlık Bakanlığı hastanelerine gelmedi. Gerçekten AKP'ye tanınan şans hiçbir hükümete tanınmamıştır. Bunlar tek parti iktidar olunca SSK'lılarla
Bağkurlar ve emekli sandığı tek çatı altında toplandı. Şimdi SSK'lı istediği hastaneye gidebiliyor. Bu benim projem. Evet. Benim projem. Yani dün SSK'lı bu şansa sahip değildi ama Sağlık Bakanlığı... Yani sizin projenizi başarılı uyguladılar. Tabii uyguladılar. Ancak şu var. Rehin kalma olayı bu hükümetin zamanında devam etti. Kırıkkale'nin Cabat Obası'nda hastane parasını ödemediği için karı koca bebekleri varken, 11 aylık bebekleri varken 10 gün içeri hapse atıldılar. Ben parasını gönderttim, yatırttım, kurtardım. Bunlar halen devam ediyor. Bu doğru değil. Şimdi... Tabii şeyde haklısınız. İlaç fiyatları düşmesine rağmen müthiş bir ilaç harcamasında artış var. Yani 17 milyar dolara çıktı. Bir şey daha var. Efendim siz Trabzon'daki olayda... Evet, ben o delikanlının elindeki görevin Danıştay'ı kararına rağmen görevinden değiştirdiği kağıdı bana verseydi ben o işi bitirecektim. Ama ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki senin devlete bakanla ve tıbbi bir üstteki abine saygın yok. Azarladım, çıtçardım öyle mi? Başbakan da onu söyleseydi. Başbakan Silivri'ye gönderdi. Aradaki fark bu. Ben bir şey söylüyorum. Kaldı ki orada da bir ihtilaf var. Komutanın başkomutanı, cumhurbaşkanı, üst düzey komutanların cumhurbaşkanları karşısında ya da kendi komutanları karşısında kaptasını program başlamış. Başlamış programda otururken ki bir hadisedir. Başlamış programda başbakan yerine otururken birileri kalkabilir, birileri kalkmayabilir. Bu çok büyük bir suç değil. Ama onun cezasını çektin diye bir de kendisinin başsavcı olduğunu, onun hapse yatış nedeninin balyoz operasyonu değil, kendisine yapılan saygısızlık olduğunu söylüyor. Ben de söyleyeyim buradan. Trabzon başhekimiyle ilgili ben suç duyurusunda bulunmadım, dava açmadım, teftiş görevlendirmedim, işgüzar vali soruşturma açtırdı. Ona da ben tembih etmedim. Ben o Trabzon başhekimine yapılan işlemden dolayı da personel genel müdürümü görevden aldım. Hacı Çelik'i görevden aldım, Danıştay kararını açığa düşürdünüz diye. Danıştay da buna rağmen onu yerine getirdiğim halde genel müdürü iade verdi. Bir şey söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri ilkeli bir adamdır. Biz de onun ilkelerine, dürüstlüğüne uygun, hukuka uygun davranmaya çalışıyoruz. Peki yine gelen meydana şöyle bir şey var. Bu kaset skandalıyla ilgili. Diyorlar ki, büyük ihtimalle partinizin müellifleri. Diyorlar ki bu konuyla ilgili olarak AKP'yi ve başbakanı suçluyorlar. Bu kasetleri yayınlattığı iddiası var, iddia ediyorlar AKP'nin. Diyelim ki öyle. Peki bu kadınları MHP'li yöneticilerin yatağına AKP mi soktu? Sonuç olarak uçkurlarına sahip şimdi olamadılar. Şimdi şunu söyleyeyim. Suç mu? Değil. Suç değilse ne konuşuyorlar? Ayıp. Ayıp. Bu başbakanların ağzında ayıp dile getirilir mi? Ne diyor Mevlana? 7 öğüt veriyor Mevlana. Cömertlik ve yardım etmekte akarsu gibi ol diyor. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Var mı bunların hiçbiri başbakanda? Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Aman kardeşim her gün bağırıyor. Her gün. Ondan sonra hoşgörülükte deniz gibi ol. Bakın Müslüman ve Türk'ün hoşgörüsü dünya destandır. Şeyde Kur'an-ı Kerim'in 51. ayet de diyor ki ayetin ismi gelmedi aklıma. Diyor ki Hristiyan ve Yahudilerden dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudur. Şimdi dinler arası diyalog, ılımlı İslam diyenler ne hikmetse Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Harekete bu toleransı ben hoşgörü demiyorum. Onlar da peki, şimdi toleransı göstermiyorlar. Şimdi mesela ben şunu biliyorum. Geçmişte siz Gülen Hareketi'ni, geçtiğimiz günlerde Gülen Hareketi'ni, Fethullah Gülen'i ve cemaatini sert bir şekilde eleştirdi Devlet Bahçeli. Evet. Fakat şunu biliyorum ki geçmiş dönemlerde yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu denli yaygın ve güçlü olmasının evvelki dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi üyesi, sempatizanı, seçmeni arasında ve partinin kadroları arasında da Fethullah Gülen sempatizanları hareketin içerisinde olanlar vardı. Doğru. Ne değişti de şimdi birdenbire okyanus ötesi kötü oldu? Şimdi olay şu Fatih Bey. Milliyetçi Hareket Partisi kendi mensuplarının hangi cemaate, hangi meşrebe, hangi mezhebe mensup olurlarsa olsunlar buna saygı duyar. Hiç buna karışmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kişilerin bir başka partiye aktarılması görevi cemaatlerin görevi değildir. Yani cemaat siyaset yapacaksa
Buyursun parti kursun, siyaset yapsın. Sayın Bahçeli de onu söylüyor. Sen yapmıyorsan diyor, senin buradaki temsilcilerin bu şekilde yapıyor. Bütün MHP'lileri eski ülkücü, bağımsız ülkücü bilmem ne adı altında AKP'ye yönlendiriyor. Bu doğru değil diyor. Benim partimde şu anda Kırıkkale Teşkilatı'nda Fethullah Gülen cemaatine mensup yöneticim var. Evet. Hiç peki incitmem, hiç incitmem, kırmam. Girmem de bu konulara. Bu konulara girmem. Ama onlar öyle bir hücum ediyorlar ki. Yani Gülen cemaatin artık siyasallaştığını söylüyorsunuz. Artık mı? Yani. Bilemiyorum. Türkiye'de herkes görüyor. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Bir aksiyon dergileri var. Dergide diyor ki isminde Türk, Türkçü, milliyetçi, ülkücü yazanlar kana susamış kan dökücülerdir. Diyor. Aksiyonda mı yazıyor bunu? Aksiyonda yazdı bunu. Bizzat Fethullah Güler imzasıyla yazdı. Şimdi Sayın Bahçeli ne diyor buna karşılık? Ülkücüler diyor, bu cemaate karşı eskiden olduğu kadar çok saygı beslemiyor diyor. Bu kadar. Şimdi bu eleştirideki inceliğe, nezakete bakın. Öbürleri yok edin. Gördüğünüz yerde yatak odalarına girin, kameralar kurun. Böyle bir şey olabilir mi canım? Böyle bir şey olabilir. Doğru değil. Ben onu savunmuyorum. Onu asla savunmuyorum. Nitekim Sayın Bahçeli 24 saat geçmeden o arkadaşların partiyle ilişkisini kesti. Hem partiden ihraç etti, hem görevlerinden aldı, hem milletvekillerinden düşürdü. Adaylıklarını düşürdü. Adaylıkları düşürdü. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nin o kirli dosyalar Kıbrıs'ta 1 milyon dolar rüşvet alan arkadaş bu muamele uygulanmadı bu. Bunun gibi birçokları var. Biz bunu talep etmiyoruz. Niye? Mevlana'nın sözünü dinliyoruz. Yani ya olduğun gibi görüneceksin ya göründüğün gibi olacaksın. Ülkücüler merttir, dobradır, olduğu gibi görünür. Biraz da duygusaldır. En ufak şeyde mesela liderine, partisine tavır koyuyor. Yıllardır bir mahfil Devlet Bahçeli'yle olmaz diyor. Evet. O zaman kiminle oldu kardeşim? Koy ortaya. Osman Durmuş'la. Hayır olmaz. Niye olmaz? Ben söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin yaptığı fedakarlığı, yaptığı hazırlığı ben yapamam. Mümkün değil. Oktay Vural. Bütün şeyle. Hayır efendim. Oktay da arkadaşım. Oktay da partinin gözünden düşürmek için yapıyorlar. O tür işte Meral Hanım'ı, Oktay Bey'i. Partililerimizin artık boyuna gelmeyeceği açık. Peki ben bu kaset şey skandalı size yaradı mı, oylarınızı arttırdı mı, düşürdü mü? Efendim ben olayı yaradı olarak görmüyorum. Sadece ülkücü düşünceyi savunanların, vatanın bölünme riskini görenlerin bir topyekün MHP yönelişini görüyorum. Liberal, sosyalist düşünceye sahip bir hanımefendi, öyle televizyonda ifade ettiği için aynısını söylüyorum. Diyor ki ben hiç MHP'ye oy vermedim, vermeyi düşünmüyordum diyor. CHP'nin alacağı oylarda %26'nın çok üstüne çıkmıyor diyor. Tek başına iktidar şansı da görünmüyordu. Sosyal demokratlar ve benim gibi düşünenler diyor MHP'ye oy versin diyor. Ben de buna saygı duyuyorum. Ama ben de şunu söylüyorum. Öyle mailler de var çok. Ben de şunu söylüyorum. Sandığa gitmeyen %23 ile 28 arasında seçmenimiz var. Yarın geç olur. Bugün gitmezsen, MHP'ye oy vermezsen, PKK yandaşı gruplar girecek, ülkeye federasyonu getirecek, AKP gelecek, parmak kaldıracak milletvekilleriyle ve ülke risk yaşayacak. Yarın sen sandığa gitsen ne, gitmesen ne. Peki Osmanlı Federasyonu 12... Türkiye için kötü bir şey mi? Efendim şunu söyleyeyim. Niye olmasın yani? 1648 Vesfalya Anlaşması diyor ki, ulusal Avrupa devletlerinde etnik gruplar azınlık sayılmaz diyor. Evet. Fransa'da sayılmıyor. Almanya'da sayılmıyor. Almanya'da sayılmıyor. Bismarck onları topladı bir sürü şey. Peki biz Osmanlı'yken 1839'da Rus Federasyonu ve Avrupa Ulusal Devletleri Hristiyanlardan dolayı Osmanlı'ya müdahale hakkını verdik o zaman. Hı hı. Ama biz sonradan bakın Boşnak, Arnavut, Birinci Balkan Savaşı'nda, İkinci Balkan Savaşı'nda Ejemenist'e uğradılar. Yok ediliyor. Orada kaçtılar. Dobruca'da Tatarlar Anadolu'ya geldiler. Şimdi bunlar bizim can ciğer kardeşimiz. Makedonya'da belediye başkanı bana dedi ki siz bizi buraya Serhat Boylan'a terk ettiniz. Gelmediniz dedi. Bize sahip çıkmadınız. Dert yanıyor. Şimdi bunların hepsi neye geldi? Bir güvenli bir ülke sıcak bir kucak bulmaya geldi. İkincisi Milli Kurtuluş Savaşı'na güç verdiler. Can verdiler.
Gidin Kocatepe şehitliğine bakın. Bakü'den gelen var, Prizren'den gelen var. Yugoslavya Prizren'den gelen var, Kosova'dan gelen var. Şimdi bunların hepsi bir milli kurtuluş savaşı verdi, ulusal kurtuluş savaşı. Bunları müdafaa hukuk cemiyetleri toplandı. Mesela Mutki cemiyeti şeye katıldı, Mutki şeyi aşireti Erzurum Kongresi'ne katıldı. Ama Barzani İngilizlerin yanında yer aldı. Herkes tarafını belli etti ve milli devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Artık bir halka bir defa plebisit yapılabilir. İkinci defa yapılmaz. O plebisit neydi? Hatay civarındaki Araplar Türkiye'yi tercih etti. Öbür taraftaki de Suriye'yi tercih etti. Bu plebisit yapıldı. Bu plebisitin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal bir devlettir. Ve bu milletin adı Türk milleti. Lozan'da bu teyit edildi. Birileri etnisteyi kaşıyor. 36 etnik grup diyor. İslami azınlık diyor. Bu dün Sevr'de dayatılandı. Bugün bu gereksiz. Bir milletleşme sürecini biz yaşadık. Artık benim anam şunu konuşuyor. Ben de acaba şimdi insanlar aklına koydular. Trabzonlu acaba ben Laz mıyım? Laz mıyım? Gürcü müyüm? Pontus muyum? Bunu niye sokuyorsun kardeşim? Şimdi şeyler hareketi... En duyarlı vatandaşlarımız onlar. Vatanseverliklerinde şüphemiz var mı? Şimdi şeyler harekete geçmiş. Çerkezler mesela. Onlar da istiyorlar haklar. Efendim Çerkezlerin başına gelen çileleri biz biliyoruz. Çeçenlerin başına gelen çileleri biliyoruz. Osmanlı hem savaş gücünü artırmak için hem de onları korumak için davet etti bu ülkeye. Kendi ülkemize davet etti. Kardeş olarak bir mücadele verdik. Dolayısıyla bu mücadelede bu etnistelerin ayrışmasına gerek yok. Zaten küresel güç parçala, böl, yönet, Yugoslavya'yı parçaladı. İki dillikten ilk defa Hırvatlar başladı ve ülkenin halini görüyorsunuz Yugoslavya'nın. Dolayısıyla bu bizim hayrımıza değil. Ben şunu söylüyorum. Bu zaman içinde ertelenecek, ötelenecek bir hadisedir. 12 Haziran'da herkes sandığa gitmeli. Arnavut'u, Boçna, Çerkez'i, Çeçen'i neyse. Başbakanın kafasında Alevi, Sünni, tahtacı, yörük ayırıyorlar. Bunları bile ayırıyorlar. Yani Aleviliğin farklı fraksiyonları Türkmen Alevisini parça parça ediyorlar. Niye? Bir sürü açılım yaptı bu başbakan. Hangisinde Türk milletinin hayrına bir sonuç çıktı? Alevinin bugün cemevini istemesi, ben burada ibadet yapacağım diyor. İslam'a göre de temiz olan her yerde yapılır. Bırak yapsın. Niye karşı çıkıyorsun? Emevi tahassubuna ne gerek var? Dolayısıyla bu ülkede ayrılıkları kaşıyorlar. Biz birlikten kuvvet doğacağını düşünüyoruz. Biz federasyona gider isek bizim akıbetimiz küresel güçlerin istediği Büyük Orta Doğu projesi sonucu Irak'a dönebilir. Mısır'a, Suriye'ye dönebilir. Suriye'deki hadiseleri görüyorsunuz. Dolayısıyla Fatih Bey, biz 2002'de hatırlayın bir hükümet devrettik. 200 milyar dolarlık bir deprem yıkımından sonra, 28 Şubat'ın kalıcı yıkımlarından sonra, Mesut Yılmaz azınlık hükümeti, Ecevit azınlık hükümetinden sonra üçlü bir koalisyon olduk. İlk defa toplumsal bir uzlaşma sağladık. Türkiye'de sağ, sol... Siz Cumhurbaşkanı seçiminde koalisyon sağladınız, meclise girdiniz, yoksa Abdullah Gül seçilemeyecekti. Ama toplumsal uzlaşmaya ara rejimlere, bunların Ergenekoncu dediklerine... Türbanı serbest bırakmaya yönelik anayasa değişikliğinde evet dediniz. Gel dedik. Biz toplumsal uzlaşmanın, halkın taleplerinin savunucusuyuz. Biz milleti bir bütün olarak görüyoruz. Demokrasi olacaksa milletin ortak tavrıyla olmalı. Ama şimdi Türkiye Federasyonu'na gidecekse MHP meclise girmesin projesi uygulanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi size bir örnek vereyim. Benim 3 tane sınıf arkadaşım var. Birisi Beşir Atalay, biri Oğuz Kağan. Biri de Yücel Yaman Marmara gemisini batıran. Ben de şanssız bir adamım. 3 arkadaşıma bakın. Şeyde şimdi şeyde toplantı yapılıyor. Polis akademisinde. Devletin direniş güçlerinden birisi silahlı kuvvetleri, birisi de polis gücüdür. Polisin akademisinde Oğuz Kağan Köksal'ın olduğu yerde açılım, Kürt açılımı, PKK açılımı tartışılıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki güzel şeyler olacak. Habur görüntülerini sağlayan Beşir Atalay, İçişleri Bakanı o. Şimdi vekaleten İçişleri Bakanı Osman Güneş de müsteşarı. Müsteşarı. Muhsin Dağ'da öldüğü zaman yaralılar geldi deyip aramayı durduran da o müsteşar.
Biraz sonra Yalçın gelir de sorun bakalım. Bu müsteşar onu söyledi. Kayseri valisiydi o zaman. Öbür tarafta Maraş'ın ilçesinde kaymakam da aynısını söyledi. Niçin Muhsin oraya terk etti? O da ayrı bir konu. Şimdi orada mahkeme kuruldu. Dünyanın neresinde görülmüş? Eli silahlı canlı dağlar. Kent içerisinde, şehir içerisinde yargılamada gerilim olmasın diye yaptık diyorlar onu. Efendim, o kentte yapmayabilirdik. Şeydeki olayı Samsun'da yargılandı. Doğu Anadolu'da Mardin olayı Samsun'da yargılandı. Böyle bir şey olabilir mi? Siz ayağına gidiyorsunuz, hakim soruyor. Allah'ını seversen Fatih Bey, trafik suçu işleseniz bile bu uslupta hakim yoktur. Benim arkadaşımın bir davasına gittim. 15 dakikada kalbim sıkıştı, dışarı çıktım. Sanki idam cezası görülüyor. Diyor ki siz pişmansınız değil mi diyor. Değil. Onlar da diyor ki hayır diyor, liderimizin direktiflerini getirdik. Kime direktifini getirdik? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına direktif veriyor mi İmralı'dan? Yok öyle demediler. Liderimizin direktifiyle geldik dediler. Direktifiyle geldiler. Ne beyan edecekler? Direktifi verecekler. Yani direktif verecekler Türkiye Cumhuriyeti'ne. O direktifiyle geldik. Yok yok siz pişmansınız diye salıverdiler. Şimdi enteresan, bunların hepsi tesadüfi olabilir mi bilemiyorum. Şimdi Kastamonu Bölge Jandarma Komutanı Silivri'ye gönderiliyor. İstihbarat Başkanı Silivri'ye gönderiliyor. 6 tane PKK militanı Ilgaz'da bunlar yok diye geliyor yerleşiyor. Kim haber veriyor bunu? Silivri'ye onlar gittikten sonra geliyor bunlar. Sonra Başbakan diyor ki bize diyor ben kefenimi aldım da geldim diyor. Şimdi soruyorum Fatih Bey. Başbakan helikopterle gitti. Helikoptere ateş eden olmadı. O eskortluk yapan polisin arkasında AKP'nin otobüsü vardı. Otobüse bir tek ateş eden yok. Bir kurşun yok. Ama o açıklama zavallı yaptı örgüt zaten. Dedi ki polis hedefimizi dedi. Polis hedefiydi. Peki niçin o polise bilgi verilmedi? Niçin orada koruma tedbiri alınmadı? O bölgede ben o yolu çok iyi biliyorum. Soğuk Su diye bir yer var. Derbent diye bir yer var. Pusunun kurulacağı yerler belli. O kayak merkezine giden o aşağı inerken alabalık tesislerin orası var. Bu tedbirler söyleseydi, bu polisimiz şehit olmasaydı. Polise tedbir almasını kim söylüyor ki? Polis kendi tedbir almaz mı? Hayır. Bölge jandarmaya haber verilecekti. O yolda giden trafik polisi, eskort. Dolayısıyla burada göz göre göre bu polisimiz öldü ve bunun rantını kullanıyor. Benim kefenim. Ya Allah'ını severseniz başbakana yönelik ne var ki? Başbakan dokunulmazlığını kaldırsa zaten Yüce Divan'da yargılanacak. Başbakanın 54 tane dosyası var. Kirlilik dosyası var. Ama mesela sizin bakanınız için de Koray Aydın için aynı şey söylendi. Yüce Divan'da o yargılandı. Gitti yargılandı. Mesut Yılmaz yargılandı. Diğer Cumhur Bey ve ondan sonraki bakan yargılandı. Bu ülkede 19 tane bayındırlık bakanı yargılandı Yüce Divan'da. Çünkü o yasalar o tür şeye imkan veriyordu. Yargılanmak suçlanmak demek değildir. Her gün de ceza suçlanmak, almak. Suçlanmak suçlu olmak demek değildir. Suçlanmak suçlu olmak anlamına gelmez. Ama aynı şey başbakan için geçerli değil mi? O da suçlanıyor ama suçlu olmayabilir yani. Ama bir defa olsun Akbil davasının dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde aylarca dolandı kendi imzasıyla. Evrakta sahtecilik, devlet şeyde belgede tahribat, zimmette para geçirme, kalpazanlık suçlamasıyla suçlandı. Yazan Adalet Bakanı, imzalayan Başbakan, dolandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi sekreteriyası ama mahkemeye gitmiyor. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi lideri diyor ki biz iktidar olduğumuz takdirde tüm milletvekillerinin bu tür fiillerden dolayı dokunulmazlığını kaldıracağız. Başbakan da gece uykuları kaçıyor. Acaba Yüce Divan zaten söylüyoruz otobüsler hazır diyoruz. Meclisin önünde hazır olacak. Önce Beşir binecek. PKK açılımından dolayı. Polis kolejindeki polis akademisindeki toplantısından dolayı. Ne dedi niye sonra? Bir siyasi parti çözüm arabası. Başbakan dedi ki umutlanmamak için bir sebep yok dedi. Şehit aileleri ve vatanseverler. Bir partinin bir sorunu çözmek için bir takım adımlar atıyor olması suç mu? Şimdi dün mü bu hafta Obama'nın bir açıklaması var. Diyor ki teröristle diyor eli silahlıyla masaya oturulmaz diyor. Kendisinin. Ama Türkiye'de masaya otur diyor. Türkiye'de otur diyor. Türkiye mecbur çünkü onun projesi var. O dünya devi
tek başına işte kalemleri... Türkler olduğu zaman standart değişiyor mesela. Her yeri bölmeye çalışıyorlar, Kıbrıs'ı birleştirmeye çalışıyorlar. Orada Türkler var diye. Zamana bırakıp sonra... Bakın şimdi Suriye %15 Şii nüfusa Şii yönetim getirdiler. 40 yıl sonra biz bunu yeniden değerlendiririz diye. Saddam'ı yüceltti, 8 yıl İran'la savaştırdılar. Sonra Saddam'ı perişan eden kendileri. Hani insanlığı tehdit eden silahlar? Şimdi Amerikan halkına sorsak, siz 1 milyon 200 bin Iraklı'nın ölümünden hoşnut musunuz? Ben iddia ediyorum %98'i hayır diyecek. İnsanların öldürmesinden hoşnut değiliz. Ama Bush öldürttü. Bugün Pakistan'da, Afganistan'da devam eden zulüm. Kuzey Afrika'da... Suriye'de 1000 kişi öldü. 15 bin kişi öldü. Kendi diktatörlerini, Libya'da. Zalimlerini kendileri koydular. Kendileri yıktılar. Şimdi kendileri yıkarken de birbirine vurduruyorlar. Ya yıl vurdurma kardeşim. Osman Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi doldurduk. Sizden sonraki konumada biraz vakit kalsın. Ben teşekkür ederim. Ne bekliyorsunuz? 20 civarında bir oy. Ben 22 bekliyorum efendim. İnşallah bu önümüzdeki birkaç hafta içinde 26'ya ulaşırız diye düşünüyorum. Türk halkı isterse %23 sandığa giderse benim 93'te aldığım 18'in üzerine onu eklerseniz %41'i de verir. Devlet Bahçeli'de %40 hedefini koydu. Ben diyorum ki sandığa gitmeyenler. Şey yaptınız mı peki? Devlet Bey'in dediğini yaptınız mı? 5 asker arkadaşı, 5 mahalle arkadaşı, 5 ilkokul arkadaşı, 5 ortaokul Benim arkadaşlarımı saydım. Biri Marmara gemisini batırmış. Birisi Emniyet Genel Müdürü. Şimdi Başbakan'dan emir almış. Osman Durmuş zinhar meclise girmesin. Tüm devlet gücünü kullanıyorlar. Telefon ediyorlar. Daire başkanları toplu. Şimdi Beşir Atılay İçişleri Bakanı yani değil. Yani o formül tutmadı Devlet Bey'in. 5-5-5-5-5-4 formülü. Ben daha fazlasını getiriyorum. Çünkü Kırıkkale'de mahalle mahalle, sokak sokak geziyorum. Tüm hemşehrilerimin elini sıkıyorum. Ama her ülke cumhuriyeti yapması lazım dedim. Valla ben fizik tedavi olacak zaman bulamıyorum. Gezmekten, geçmiş olsun. Ayakta durmaktan geçmiş olsun. Şey yapıyorum. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olun Sayın Osman ben Durmuş. Ben tüm Türkiye'den... MHP'ye ve vatana sahip çıkmalarız. Biz de MHP'lilerden uçkurlara sahip çıkmasını bekliyoruz. Uçkuruna sahip çıkmayanlar için geçerli. Evet tabii. Uçkuruna sahip çıkamayanlar için geçerli. Herkes için değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, az sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Topçu burada olacak. Kısa bir reklam arasının ardından. Yalçın Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizi televizyonda herhalde en çok ağırlayan ben oluyorum. Keyifli alıyorum bunu açıkçası çünkü fazla konuşma fırsatı bulamıyorsunuz. Fikirlerinizi anlatma fırsatı bulamıyorsunuz. Hemen şu şeyle başlayayım ya, MHP meselesiyle. Şimdi MHP'ye yönelik bir tezgah kurulduğu belli. Farklıülkücülük.com diye bir internet sitesi üzerinden yapılıyor bu. Siz ülkücü camia içerisinde yani hani çekirdekten ülkücü camia içerisinde yetişmiş bir isim olarak... Bu sitenin yayınlarına falan baktığınız zaman ne hissediyorsun, ne görüyorsun? Yani hakikaten bir ülkücülük şeyi var orada yoksa başka bir şey mi var? Evet, öncelikle seyredenlere hayırlı geceler diliyorum. Mertliğinize de teşekkür ediyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kimsesizlerin kimsesiz diye kendimizi yorumluyoruz. Çünkü en çok ziyaret edilen sivil toplum kuruluşları tarafından bu lokal problemleri olan ciddi gruplar var. Örneğin mesela usta öğreticiler. Bunlar halk evlerinde... adeta kölelik düzeniyle çalışıyorlar. Siz de bize sahip çıkıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hem televizyonunuza hem zat halinize. Evet, tabii biz şimdi bu kasetle siyaset dizaynına karşıyız. Ben bir diğer partimizdeki olan hadisede de bunun altını çizerek söyledim. Bu siyasetin belden aşağı vuruşuyla siyaset dizayn ediliyorsa vay halimize. Siyasetin kalitesini düşürtmek, birileri eğer ileri demokrasiyi falan yakalayacağız diye haykırıyorlarsa bu yol ve yöntemlerle bunu bulamayız. İleri demokrasiyi yakalamış ülkelerde işte anketler neticesinde siyaset kurumu itibar ve onur noktasında birinci derecede çıkıyor. Bize baktığımızda ama yerle yeksan sürünüyor. Onun için bunları gündem etmek, bunların üzerinden tartışmak, ülkemize ve siyasetimize getirecek, kazandıracak bir şeysi yok. Ama ne tuhaftır ki bu konuda mağdur olduğunu iddia edenler mağdurluk tarafından siyaset yaparak oradan bir şey devşirmeye çalışıyor. Öbür taraftan bu meseleyi bir an evvel ortaya çıkartması gerekenler de çaktırmadan onun üzerinden siyaset yapıyor. Şimdi bir kere iktidarın bu noktada yapması gereken iş, Sayın Bakan'ın adına yapılan mailde
yaptığı ivediliği ve çabukluğu hemen yapıp bu konuyla ilgili olanları bulup çıkartmak. Hı hı. Onu hemen yapması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili ben iktidar ortağı oldular. Meclis muhalefetinde bulundular. Muhalefet de çok önemli bir görevdir. Oradaki yaptıklarından yola çıkarak eleştirmek isterim. Ama tabii ki ben ifade buyurduğunuz gibi ülkücü gelenekten gelen birisi olarak, Büyük Birlik Partisi sadece ülkücülerin partisi değil. Büyük Birlik Partisi ülkücülerin, diğer fikir kulüplerinden yetişmiş insanların, daha doğrusu milletçi, maneviyatçı, demokrat düşünen bütün insanların, kadroların partisi. Ama tabii ben o gelenekten geliyorum. Ülkücü kimliğimle düşündüğüm zaman da tabii milletin kayır ekseriyetinin tasvip etmediği bir şeyi benim tasvip etmem mümkün değil. Canım yani. Peki ülkücüler yapmış, yani ülkücüler arasındaki bir hesaplaşma olabilir mi bu? Partideki bir ya ülkücülük çok farklı bir şey. Yani ülkücü bir parti çatısı altında vesaire falan değil. Ülkücü bir fikri müdürlük etrafında düşünen insanlar. O partide bir iç hesaplaşmanın ülkücünün geneline, ülkücü duruşun, ülkücü idealin, ülkünün geneline yansıtılması da çok doğru değil. Çünkü benim iddiamda Büyük Birlik Partisi ülkücülerin tek siyasi adresi. Çünkü bu kaset işini ortaya atanlar şey diyorlar, yani gerçek ülkücü biziz. Devlet Bahçeli ülkücülüğü temsil etmiyor. O yüzden bunları yapıyoruz. Parti yönetimi ülkücülüğü temsil etmiyor diyorlar. Gerçek ülkücü böyle bir şey yapabilir mi? Evet. Ben şimdi işte ifade ettiğim gibi keşke ülkücüler, milliyetçiler gerçek bir siyasi birliktelik olsa, ülkücüler bu kadar farklı yerlerde olmasa, farklı gruplar halinde olmasa, meselelerinde bu yöntemle bu yolla halletmeseler keşke. Ama neticede burada yapılan işleri de tasvip eder gibi görünmek istemem. O işlerde doğru değil. O doğru değil. Evet, o da doğru değil. Bunlara da şaşmamak lazım. Neticede tasfiye edildiler. Edilecektirler de. Bu MHP'nin içlerindeki bir iktidar mücadelesi midir? Yoksa uluslararası bir projenin içteki iktidar mücadelesinden faydalanması mıdır? Ona bir şey diyemeyeceğim. Komple üretecek durumda da değilim. Zaten bilemem de arkasını önünü. Ama birileri eğer milletin milli ve manevi refleksleriyle alakalı bir operasyon yapıyorlarsa, İşte orada dur derim. Çünkü MHP bazen haksızlık yapıyor. Mesela şu son kaset üzerinden yürürken bölünmenin teminatı falan, bu bütün partilere hakaret oluyor. Bölücülerin, siyasi sözcüler hariç bu memleketteki partilerin hiçbiri bölünmeyle ilgili falan şey durmazlar. Büyük Birlik Partisi o zaman bölünmenin karşısındaki tek engel Büyük Birlik Partisi olur. Çünkü Büyük Birlik Partisi bu ülkenin gerçekten Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tutkalıdır ve Büyük Birlik Partisi doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, her yerde var olan bir partidir. İşte Urfa'dan geliyorum, Adıyaman'dan geliyorum. Efendim? Ne güzel konuşuyorsun, şiir gibi konuşuyorsun. Ama öyle. Yani Urfa'dan geliyorum. Şimdi Diyarbakır'a gidip gidilmeme tartışılıyor. Ben Diyarbakır'ı gelincik tarlasına çevirmişim. Güvenlik, özgürlük, refah projelerimle 1,5-2 ay evvel oraya gitmişim. Gittiniz mi? Kürtçe zılgıtlarla, halaylarla karşılanmışım. Diyarbakır'da. Tabii. Ayın 10'unda Bingöl'e gideceğim. Orada miting yapacağım. Hacı bizim Şırnak'tan 1/2 diyor, ne zaman geleceğim buraya? Bitlis'ten Zeyd'in feryat ediyor, bekliyoruz diye biz o bölgelere giden, oralarda millet tarafından da bağrına basılan bir partiyiz. Onun için birilerinin bu tasvip etmediğim hadiseyle ilgili, yok biz teminatız, iktidar ortağıydınız, işler bu haline gelen kadar sizin payınız yok mu? Yani Milliyetçi Hareket Partisi iktidar ortağı oldu. Avrupa Birliği uyum yasaları, İDAM'ın kaldırılması, bölücü terör örgütünün siyasal zemin tutması, çıkartılan ikiz yasalar, uyum yasaları göz yumarak, oy verilerek geçirildi. Bunlarda vebali var baktığımız zaman. Ana muhalefet, mecliste muhalefet görevi görüyorsunuz. Meclis iç tüzüğü gereği muhalefetin hakkı var, hukuku var. Siz devlete tokat atıldığı zaman orada grubu olan bir partisiniz. Bir tane meclise öneri veremez miydiniz dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili? Benim yaptığımı yapmayacak meclistekiler. Neticede iktidarıyla, muhalefetiyle mecliste bulunanlar birbirinden kalır tarafları yok. Türkiye eğer bugün bölücü terörle ilgili başı dertteyse, ahlaki terörle ilgili başı dertteyse, ekonomik terörle ilgili başı dertteyse, 9 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vebali var. Ondan evvel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, daha evvel de kim yönettiyse onların vebali var. 12 Eylül olalı bilmem kaç yıl geçmiş. Bunların hepsi iktidara gelirken gelir gelmez sivil bir anayasa yapacağız. Bireysel hak ve özgürlüklerin önünü açacağız. Sayın Başbakan acaba nasıl uyudu merak ediyorum. O 13-14 yaşındaki kız çocuğu
başının örtüsünü tuvalette değiştiriyormuş. Bir hasta gidiyor kızın kafasını duvarlara vuruyor. Kendine de sorulduğu zaman tuvalette kamusal alan diyor. Bunlar bu değerler üzerinden dört duvar arasında Hazreti Ömer adaleti yaptılar. Biri sokaklarda tabut başlarında işaretler yaparak Milliyetçi Türkiye işte diye bağırdılar. Bunların hepsinin mecliste temsilcisi oldu, iktidar oldular, muhalefet oldular. Ama neticede ülkenin geldiği nokta bu. Fatma Demir'in babasıyla konuşuyorum ben. Garip gelmiş Urfa'dan, Antep'te simit fırınında çalışıyor. 5 yaşındaki yavrumuz saat 1'de kayboluyor. 36 saat sonra ölmüş bedeni yolun ortasına atılıyor. Türkan'ın anasını gittim meclise getirdim. 2 milyon imza topladım milletten. 2 milyon aşkın imza topladım. Millet gayri ekseriyette diyor ki ne oluyor yani, bizim çocuklarımız testereyle parçalanıyor. Artık yaş maç tanımıyor bu iblisler. Tecavüz ediyor, boğup öldürüyor, göl kenarına gömüyor. Öbür taraftan bankalarımızın arkasına arabalar yanaştırılıp boşaltılıyor. Bunlar yaptılar bunu. Nasıl konuşuyorlar ben merak ediyorum. Şimdi çıktılar meydanlara. Yine her birisi iktidar için bir takım söylemler ve vaatlerle dolular. İşte diyor ki gelir gelmez intibak yasasını çıkartacağım. Bu emekleri kurtaracağım. Canım sen mecliste muhalefet partisisin. Emeklerin sayısını da yanlış söylüyor. 9 milyon 250 bin emekli var. 9 milyon deyip duruyor. 8 yıl SSK Genel Müdürlüğü yaptınız. Peki o zaman yapamadınız. Genel müdürdünüz, gücünüz yetmedi. Ki yetebilirdi. Bununla ilgili hazırlayıp götürüp sizi genel müdür yapan iradenin önüne koysaydınız ben eminim ki rahmetli Ecevit onu geri çevirmezdi. Peki mecliste muhalefet. Muhalefet ne demek? Şimdi 8. ayda bu mini referandumla ilgili paketle alakalı daha evvel 25 maddesine evet diyeceğim, 2 madde problemim deyip çıkıp o referandumu varoluş yok oluş mücadelesine çevirdiniz. Siyaseten tahtirevalli haline getirdiniz. Orduya gittin, o referandumda alakalı emeklilerle ilgili meclis dışı bir muhalefet şerh koydu, şart koydu. Hiç olmasa bunları memurların toplu sözleşmesiyle ilişkilendirdi Büyük Birlik Partisi. Sen o referandumla alakalı gelme, görüşmem, televizyonla gel diyeceğine içeriye alsaydın. Deseydin ki bu referandumda emekliler için sendika ve toplu sözleşme hakkı istiyorum. Olmaz mı? Yalçın Bey, iktidardan daha çok muhalefeti eleştiriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hayır, işte şimdi iktidara da söylüyorum, muhalefete. Bakın, bu çok iddialı söylüyor da 9 milyon 250 bin emeklinin üzerinden siyaset yapıyor. Ben de diyorum ki siz iktidarla muhalefetle şu anda sıraladın. İşte Sayın Başbakan da bir sürü şey sıralıyor ya. Hayaldi, gerçek oldu. 17. büyük ekonomi, işte milli gelir 10 bin dolara çıktı. Milli gelir 10 bin dolara çıktı diyor. Kendisinin çok güzel bir lafı var. Benimle her karşılaştığında işte rahmetli Yazıcıoğlu ile alakalı falan meselelerde insani ve İslami bakmak. Milli gelirimiz 10 bin dolara çıktı da vatandaşın bankalara borcu, bankalara olan borcu 8 yıl evvel 6,5 milyardı. Kendi TÜİK, kendine bağlı. Kendine oradan bakalım. Aldığım bilgiler. Şimdi tahmin edebilir misiniz? 140. 170 milyar. 8 yıl evvel bu memlekette etin kilosu 8 liraydı. Şimdi oldu 35 lira. 35 lira. Almanya'ya gittim. O da ucuz etin kilosu. Evet. Bizim çocuklar orada çok şükür market açmışlar. Bir telaşa kapıldılar. Ne oluyor dedim. Dediler ki başkanım işte sucuk falan buradan. Ne sucuğu dedim ya. Biz size getirmemiz lazım. Yok dediler, artık öyle değil. Burada etin kilosu 7 lira. İstersen dediler sen Ardahanlısın. Açta sor kaç lira. Açtık sorduk. Gerçekten sizin dediğiniz gibi Ardahan'da bile 35 lira ki. İyi etin buralarda kilosu nedir? Onu da ben de bilmiyorum. Vallahi zaten. Geçen gün et aldım. Ben inanamadım yani. Evet. İnanılmaz bir para verdim. Dedim ki altın mı satıyorsunuz? Dediler ki yerli hayvan olduğu zaman böyle pahalı. Evet efendim. Şimdi 1,5 liraya olan benzini şu anda işte akaryakıtı 4,5 liraya getirmişler. Eskiden işte iyi kötü 2 kilo buğdayla 1 kilo 1 litre akaryakıt alıyordun. 80 centti dolar evet. Karşılığı olarak. Şimdi hemen hemen 3 dolara yakın. İşte 2 kilo buğday satıyordun, 1 litre benzin alabiliyordun. Şimdi 7 kilo buğday satacaksın, 1 litre benzin alacaksın. Neticede bu memleketi öyle bir hale getirdiler ki elin adamından dediğiniz gibi et alıyoruz, elin adamından buğday alıyoruz. Burada da ifade ediyorum tekrar, yani 3. yol Büyük Birlik Partisi aslında. Yani bunların hangisi ne çare koydu ortaya da şimdi bol bol vaatlerde bulunuyorlar iktidarıyla, muhalefetiyle. Millet bunlara birilerine zaman zaman, birilerine 9 yıldır,
iktidar görevi verdi, muhalefet görevi verdi. Hazineden de maşallah trilyonları aldılar, aralarında pay ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde görülmedik bir şekilde milletin meselelerini çözmeye talip olan, milletten vekalet alıp milleti idare etmeye gelenlerin plazaları var, holding binaları gibi. Böyle bir şey nereden görülmüş? Onun için şimdi bunlar bu üç meselede aciz kaldılar. Yani bölücü terörle ilgili, ahlaki terörle ilgili, ekonomik terörle ilgili iktidar ve muhalefet sınıfta kaldı. Sayın Başbakan'ın işte çıraklık diyor, ustalık diyor, kalfalık diyor, işte benim ustalık dönemimde diyor, şunları halledeceğim, bunları halledeceğim. Ama ortaya koyduğu somut hiçbir şey yok. Söylediği 17. büyük ekonomi iflas etmiş durumda. 17. büyük ekonomisine baktığımız zaman 55 milyon insanın etrafından geçmemiş. Nasıl geçmemiş diye sorulduğu zaman da TÜİK'in verilerini elimize alıyoruz. Bakıyoruz, TÜİK orada diyor ki 950 liranın üstünde para almıyorsa 4 kişilik bir aile diyor, açlık sınırının altında. Altındadır. 3010 liranın üzerinde bir para da almıyorsa fakirlik sınırının altındadır. Yoksulluğun altındadır. Ben şimdi 9 milyon emeklinin %90'ının 950 liranın altında maaş aldığını çok net bir şekilde biliyorum. Asgari ücretten çalışan insanların 570 lira 21 kuruş aldığını biliyorum. Öbür taraftan özel güvenlik görevlileri, işte 1 milyona yakın insan, onların asgari ücret sınırında bir para aldıklarını biliyorum. İşsizleri hiç bu işe dahil etmiyorum. Siftahsız esnaf kepenk kapı kapatıyor, onu biliyorum. Çiftçinin hali ortada, onu biliyorum. Sözleşmelilerin hali ortada, onu biliyorum. Netice itibariyle hesap ettiğimiz zaman 55 milyon yer ile yeksan. Osman Durmuş'a da aynı şeyi 20 milyon. Osman Durmuş'a da sordum, bütün muhalefetten aynı şeyi sordum. Durum dediğiniz kadar kötüyse, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl oluyor da %50'ye yakın oy alabiliyor Türkiye'de? Demek ki durum böyle değil. Hayır, bunu kendileri iddia ediyor. Yani seçim 12 Haziran'da, 13 Haziran'da neticeyi göreceğiz. Onların iddia ettiği gibi bir sonuç varsa, mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim. Net, eğer bu manzarada, yani biz hala daha ha burada raconu kesmişler, Ilgaz yolunda gelmiş adam raconun gereğini yapmış, başbakanın konvoyuna saldırmış. Biz diyoruz ki tek teselli iyi ki başbakan helikopterle gitmiş. Yok ama. Ondan sonra çıkmışsın sen yine aynı geleneği devam ettirmişsin. Şehit tabutlarının başında kanı yerde kalmayacak, o olacak, bu olacak demişsin. O da demiş ki sen hala anlayamadın herhalde demiş. İyi demiş, Silopi'de de yapayım demiş. Silopi'de de iki polisimizi bayrağa sarmış, elimize vermiş. Yine aynı niyetler terennüm edilmiş. Allah Allah demiş onlar da. Bugün anlayamadı. Bu sefer de mayın patlatmış, Mehmet'i şehit etmiş. Bunlar yine aynı şeyleri söylemişler. Demiş ki ya bu anlamıyor. O zaman ne yapalım? Şehirlerde demişler kalkışma yapalım. Onlar da şu anda yapılıyor. Zorla kepenkler kapatılıyor ve kendisi beyan ediyor. Bu kepek kapatma değil diyor, kepek kapattırma diyor. Devlet sizsiniz. Yönetim sizin elinizde. Neticede baktığımız zaman terörle ilgili ısrar edici bir konsept var. Yani bu konsepti değiştirmiyorlar. Bu konsept güya stratejik ortaklarımızın desteğiyle yürüyen bir konsept. Düzenli ordularla, yanaşık sistem eğitim almış ordularla işte berber kalfalığını bırakan giden çocuğumuzu bulamadıkları karakollara dikiyorlar. O karakollar basılıyor. Ondan sonra da diyorlar ki ulaşamadık o karakollara. Bu konsepti devam ettiriyorlar. Konseptin değişmesiyle ilgili hiçbir projeleri ve çabaları yok. Biz rahmetli Yazıcıoğlu'yla birlikte, ben o zaman genel sekreterken, bu bölücü terör, ahlaki terör, ekonomik terörle ilgili konsept, güvenlik, özgürlük ve refah projesi olmalı dedik. Peki siz Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Kürt sorununu kardeşlik hukuk içerisinde çözeceğiz ve bunu güvenlik, özgürlük, refah projemizde çözeceğiz. Güvenlik bir taraftan yürürken paralel olarak bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili sivil anayasa başta olmak kaydıyla çıkartılacak. Onun yanında yani kültürel haklar, dili kullanma özgürlüğü. Tabii. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Elin adamının yaptığı gibi yapacağız. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde de uluslararası anlaşmalar gereği zaten etnisiteler azınlık olarak kabul edilmiyor. Bütün hak ve hukuklarını ecdadın yaptığı gibi, daha evvel olduğu gibi vereceğiz. Yani cuntaların kestiği hakları geriye iade edeceğiz. Nurşin'in adı değişmiş de Kırşehir Sofuların adı değişmemiş mi? Terör örgütünün kullandığı bütün argümanları ortadan kaldıracağız. Şimdiye kadar yapılanlar var mı? Var. Ama bunlar hep pansuman tedbiri oldukları için yine terör örgütünün propagandasına imkan verdi. Evet. Halbuki gelir gelmez 367 sayısı elinde bireysel hak ve özgürlükleri bir zincir olarak ele al.
ama fakat lakin oraya şuraya bir şey koymadan onu anayasal güvence altına al. İşte kasayı adaletsizliği olmasın, başörtüsünden dolayı çocuk zulüm çekmesin, dilini konuşacaksa konuşsun, kendini Kürt diye ifade edecekse etsin, gitsin kursunu açsın, okulunu açsın, dilini, diyanetini, mezhebini, inancını, anlayışını yaşasın. Ama işte terör örgütünü tatmin etmek mümkün değil. Baktığınız zaman PKK'nın kuruluş beyannamesine baktığınız zaman bütün talepler neredeyse Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığı halde hala yeni Kürtçe televizyon kuru devlet daha evet. Ne yapacak ki? Evet, işte siz terör örgütünün zamanında gereğini yapıp Kandil'i söndüremediniz, İmralı'yı susturamadınız. Netice itibariyle dağla, silahla, kalem birleşti. Kozmopolit aydınların da yayması ve yoğurmasıyla bin yıllık terkipte bir ve beraber olmuş. Üçün ikisi birbirine akraba olmuş insanları bu hale getirdiniz. Teröre taban tutturdunuz. Teröre yayılma alanı verip kalbinizde eylem yapmasına fırsat verdiniz. Bizim söylediğimiz bu güvenlik, özgürlük, refah konseptinde adam ısrarcı mı bu taleplerinde? Ben bölüneceğim mi diyor. Bunun içinde seni öldürüyorum mu diyor. Silahımı da bırakmıyor muyum diyor. Onun anladığı dilden terör unsurlarının enterne edilmesi lazımdı. Niye gelip Ilgaz'da, Tokat'ta eylem yapıyor? Seçimler yaklaştı. Tıpkı Mao'nun taktiği. Kendinden öldürerek büyüğüyle başlattılar. Şimdi ta buralara kadar yaydılar. Ben diyor Taksim'de de yaparım, Ilgaz'da da yaparım, Ankara Ulus'ta da yaparım. Sen de burada ayağını denk al. Bak onların tabiriyle TC'de buralarda yok zaten diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir partinin genel başkanı Diyarbakır'a gidecek, gitsin mi gitmesin mi diye tartışılıyor. Meseleyi bu hale getirdiler. Bu nasıl bu hale geldi? Burada kimin vebali var? Bunu milletimizin iyi anlaması lazım. Çekiş güce bunların hepsi ama öyle ama böyle oy verdi mi? Verdi. Verdi. Ya şimdi öyle bir tuhaf memleketteyiz ki orada görev yapan komutanların hatıralarına şimdi bakıyorsunuz. Çekiş gücün orada terör örgütüne nasıl yataklık, yorganlık, işte lojistik destek, eğitim, o şu bu verdiğini hep herkes söylüyor. Biz Sayın Demirel o zaman Cumhurbaşkanı rahmetli genel başkanla işte ne içindi tam bilmiyorum. Kongre arefemiz miydi veyahut da kongre sonrası mıydı? Gittik kendisine hayırlı olsun demeye. O günlerde de çekiş gücü oylaması var. Rahmetli dedi ki biz de eskiden dedi bu ülkeyi çok sevdiğimizi iddia ettik. Devrimciler de biz de dedi çok sevdik diye iddia ettik dedi. Sevdiğimiz şeyi öyle bir sıktık ki neredeyse dedi sevdiğimiz şeyi öldürecektik dedi. Acaba dedi yanlış mı yapıyorum ben dedi. Yani bu çekiş gücü ikide bir. Çünkü biliyorsunuz ayrılma gereçkelerinde önemli bir şey de bu çekiş güç meselesiydi. Demirel yanındaki heyeti çıkarttı. İşte dedi bu Anadolu çocuklarının kavgasıdır dedi. Ben bu kavgayı kazandım dedi falan işte bize. Çay söyledi. Aşağı yukarı 40 dakika falan anlattı. Rahmetten sonra dedi ki evet dedi ben gideyim de dedi şimdi dedi. Bundan evvel verdiğimden daha heyecanlı ve şekle şu çekiş güce hayır diyeyim dedi. Şimdi burada oturup milliyetçilik, ülkenin bekası, biz gelmesek o olur, bu olur. Ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis dışı kalmasını istemem. Ben aslında millet iradesinin bir tamamının mecliste olmasını isterim. Düşünebiliyor musunuz? 2002'de, şimdi bir şey söyleyeceğim de çok şey oldum da, 2002'de 46.16 oy dışarıda kaldı. Evet. Bu geçtiğimiz seçimlerde 21 küsur oy dışarıda kaldı. Ya bunların hepsi hükümet oldu. Hepsi hükümet oldu. Şurada konuşanların hepsi hükümet oldu. Cumhuriyet Halk Partisi hükümet oldu. Şimdi Kemal Bey diyor ya ben bir olsam. Olmadım mı? Rahmetli Ecevit oldu. Ondan sonra Hikmet Bey. Ondan sonra Murat Bey. Ondan sonra Deniz Bey. 55 gün olduk canım biz. Kaç gün olduysan oldun. Oldun. Ve onun haricinde de ana muhalefet partisi görevliliğini yaptın. Siz bu kadar demokrasiye aşıksınız. Millet iradesinin şu kadar oranının dışarıda kaldığı bir yerde nasıl demokrasiyi gerçekleştireceksiniz? Neticede benim söylediğim bu memleketteki üç ana meselenin bu noktaya gelmesinde demokrasi şimdi kesinti yoruyor, eksik, o şu bu diyorlar ya hepsinde bunların vebali var. Bugün eğer Silivri üzerinden işte Balyoz davası üzerinden avukatlık gibi görüntüyle siyaset yapanlar diğer taraftan savcılık görüntüsüyle işte iktidar siyaset yapıyor hiçbirinin birbirinden kalır tarafı yok. Ya bir devletin imanı adalettir. Adaleti hepiniz el birliğiyle 9 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi ondan önce de siz. Adaleti el birliğiyle ortadan kaldırdınız. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz ki? İmtihanlarımız şaibeli. Çocuklarımız kaçırılıyor, öldürülüyor, bulamıyoruz.
Çocuklarımız bayrağı sarılıyor, elimize teslim ediliyor. Onun gereğini yapamıyoruz. Kamuda yan yana masalarda oturuyor iki kişi. Aynı işi yapıyorlar. Biri birinden %100 fazla maaş alıyor. Bir sözleşmeli diye bir şey icat ettiler. Kızımız çalışıyor. Hakkari'nin bilmem hangi ilçesinde sözleşmeli diyelim ki ebe. Oğlumuz da diyelim ki devlette memur veyahut da bir bankada memur. Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk da Yozgat'ta veyahut da Çorum'da anneannenin kucağında. Devletin imanını zedelediler. Yok ettiler. E şimdi çıkıyorlar milletin huzuruna işte tekrar bir takım vaatlerle. Onun için ben yani söyledim o emekleri çarpıcı bir örnek olduğu için. Kemal Bey ikide bir emeklerin üzerinde duruyor. Onun için söyledim. Başbakan öbür taraftan çıkıyor. Daha dün işte İstanbul için vize düşünen Sayın Başbakan diyor ki gelir gelmez işte çılgın bir proje yapacağım. Allah Ankara'yı saklasın şimdi bakalım Ankara için ne açıklayacak. Çılgın proje. Niye? Akıllı olsun, hayırlı olsun, niye çılgın olsun? Ha muhalefeti de şimdi niye eleştiriyorum? Nasıl bir muhalefetiz? Ne kadar tuhaf bir muhalefetiz? Yani bizim muhalefetimiz pozitif olsa, ilkeli olsa, yapıcı olsa, yol gösterici olsa, sorumlu olsa siyaset kazanmaz mı? Siyaset de kazanır. Memlekette kazanır, ülkede kazanır. Dedi ki çılgın proje bizim meclis muhalefeti başladı. Kime rant devşireceksin? Şimdi bunu söyleyenler de temiz olsalar canım yanmayacak. Sanki kendi iktidarları piru pak o dönemler yani bu milletin hafızasında değil. Bürokratların, belediye başkanlarının neler ettiğini, neler yaptığını bilmiyoruz. Hanımefendi insafa gelip anlatmasa iski köküyle gidecek. Öbür tarafta Yüce Divan'da yargılanan bakanlar vesaireler rant işte kim o insan yok orada rant var işte zengin edilecek. Ya bir proje böyle eleştirilir mi bir ana muhalefet? İktidara talipsin sen. Bir projeyle karşı çıkarsın. İki, dersin ki ya bu öncelik midir? Niye bunları diyeceksin? Ya bir devlet adamının hayalleri olur. Devlet adamlarının hayalleri olmalı. Şimdi Atilla'nın hayalleri olmasa nereden gelecekti ta Roma'ya kadar? Alparslan'ın hayalleri olmasaydı bu Anadolu bize yurt olur muydu? Fatih'in hayali olmasa İstanbul, Bizans çöker miydi? Mustafa Kemal'in hayalleri olmasaydı Anafartalar, Sakarya, Dumlupınar olur muydu? Bu halde olur muyduk? Hayal kursun bırak da kursun da sen de onu kreatif eleştir. Bir öncelik de. De ki ya bu proje öncelik mi? Bir ona bakalım. Yani nereden çıkarttın rantı muntu yani sen? Sanki başka rantlar yok mu? Yapmadınız mı? Bir de ki bu öncelik mi? Ya bu uluslararası hukuka uygun mu? Çünkü orada Boğazlar Anlaşması var, o var. Evet. Ya bu ekolojik dengeyi bunu soran ne yapacak? Tek gazete biz olduk. Biz evet. Gittik bunu Avrupa hukukçularına sorduk. Bir ara vereceğim Yalçın Bey, devam edeceğiz. Yalçın Bey, şimdi sorulara baktım şöyle bir bayağı bir size soru gelmiş. Çoğunluğu şöyle diyor. Birbirine bu kadar yakın iki parti, MHP ve BBP birbirleri birleşmediler seçim öncesinde. MHP barajı geçme ihtimali daha yüksek bir partiyken biz niye oylarımızı MHP'ye değil de barajı geçme ihtimali çok zayıf BBP'ye verelim? En çok sorulan soru bu. Ya bu doğru değil. Barajı geçme ihtimali zayıf tespiti doğru değil. Zaten siz köşenizde yazmıştınız. Yine sizin gazeteniz bir anket yapmıştı. Bizim öyle imkanlarımız yok. Orada siz de yazınızda o gazetede neticesinde Büyük Birlik Partisi'nin işte İç Anadolu, Orta Anadolu'da ikinci parti olduğunu hatta siz de şaşırmıştınız. Evet, çok şaşırdım. Şimdi biz Anadolu'yu da gezip görüyoruz. Ki biz bununla ilgili adımı attık. Ben şu anda bile söylüyorum. Diyorum ki ülkenin zillet içinde olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Hareketinizin işte şunun bunu olduğunu mu iddia ediyorsunuz? O zaman bu ülkücüler elin adamının dağıyla kalemi bir araya geldi de siz niye bir araya gelmiyorsunuz? Ben bunun için hazırım diyorum. Ne cevap geldi? Ben diyorum ki gelin yeni bir gövde, yeni bir baş. Fikri müdrikimizin etrafında bir ve beraber olalım. O söylediğiniz beka meka meselesi de var ise eğer. Bir kere ben onlar gibi falan da değilim. Ben derken kastım anlaşılıyordur. Büyük Birlik Partisi, Türk İslam Mülkücüleri onlar gibi falan değil. Bakın şimdi bu kaset maset üzerinden vesaireden kendileri de mağdura yatıp siyaset yapacaklarına onlar iktidar olabilirlerdi. Bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi olmazdı. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi varsa bunun birinci derecede müsebbibi
MHP'lidir, MHP'lilerdir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimidir. Siz eğer çıkıp da o başbakanlık şansları vardı, kendileri gelir gelmez meclise dediler ki o iki parti dinlensin, biz bize katil diyenlerle beraber olacağız. İkinci adam olacağız dediler. Başbakanlık şansını geriye attılar. Öbür taraftan en çok üzerinde durulan meseleyle ilgili Börücübaşı yakalandı. Çıkıp başbakanlık merdivenlerinin kapısına deseler ki biz bunu asacaktık, gereğini yapacaktık. Bu 50 bin insanın, şehitlerimizin, insanımızın istediğini yerine getirecektik. Ama bu hükümet ortağı olduğumuz partiler bunu yaptırmadılar. Ey milletim, biz de sinenize dönüyoruz deseydi yine iktidar olacaktılar. Ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir şey de olmayacaktı. O merdiven altı iktidarının neticesidir bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olması. Başbakanlıkta sanki yer yurt tükenmiş gibi, hatırlıyor musunuz? Gelirlerdi oraya, rahmetli Ecevit gelirdi oraya dururdu. Mesut Yılmaz yanında, Sayın Bahçeli, birisi Esas Duruş, öbürü El Cep'te gülerek kriz var dediler orada. Kasalar, ithal bakanlar, işte Bölücübaşı'nın dosyası başbakanlıkta döndürülüp dolaştırmalar. Onun için şimdi bizim geldiğimiz şu noktada, Büyük Birlik Partisi'nin geldiği şu noktada ülkücülüğünde, milliyetçiliğinde, değerlerinde tek adresi, tek siyasi yeridir. Buhsin Yazıcıoğlu mecliste tek başına iken neler yaptığı da milletin hafızasındadır. Kadrolarında neler yaptığı ortada. Ondan sonraki kadrolarında bizzat benim de iki küsur yıldır neler yaptığım ortada. Millet bunu değerlendirecek. Benim baraj problemim falan yok. Bunu daha evvel sizin programınızda söylemiştim. Büyük Birlik Partisi en azından 10.7 oy alacaktır. Alamadığı takdirde de ben zaten açık ve net söylüyorum. Ben birileri gibi meslek olarak falan yapmıyorum. Başarısızlığın gereği neyse onun bedelini öderim. Sabahı çıkarım derim ki öyle köyden şunu aldım, şehirden de az aldım falan demem. Gereğinde çıkar yaparım. Onun için şu projeyle alakalı bir cümleyle bağlamak istiyorum. Bunlar iktidar oldular, iktidarı da beceremediler. Muhalefet oldular, muhalefeti de beceremediler. Büyük Birlik Partililer eğer Alperenler meclise girerse inşallah iktidar olursa da projeleriyle, kadrolarıyla gereğini yapar. Muhalefet de olursa yapıcı, yol gösterici, sorumlu, pozitif ve ilkeli bir muhalefet yaparak bu memlekette muhalefetin ne demek olduğunu rahmetli göstermişti. Biz de göstermiş oluruz. Yine bir soru var size gelen. Sayın Altay, Yalçın Topçu'ya sorar mısınız? Mehmet Ekici hangi partiden MHP'ye geçmiştir? BBP saflarında değil miydi? Evet, bizim partiden geçti. Yani anlayamadım. Ya, başta bu kaset işlerine kızdınız ya. Onu diyor ki Sayın Altay, Topçu'ya sorar mısınız? Mehmet Ekici hangi partiden MHP'ye geçmiştir? Başta çok ağır eleştirdi ancak kendisi BBP kökenlidir. Ben tabii şimdi anlayamadım gerçekten. Yani ağır eleştirdim derken Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirmeyeyim mi? İktidar oldular ya. İktidar ne eleştiriyor? Yok, bu başta kaset eleştirinizle ilgili söylüyorlar. Kaseti herhalde. Falan ben dedim mi oradan benim ahlakımla, siyasi ahlakımla bağdaşmayan bir şey. Ben kaset üstünden siyaset falan yapmam. Onları söyledim, bu kardeşimiz onu dinlememiş. Mehmet Ekici Ülkücü Hareket içerisinde bulunmuş, çeşitli görevler yapmış, Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış. Büyük Birlik Partisi'nde de evet görevler yapmış, milletvekili olmuş bir arkadaş. Aşağı yukarı kaç sene oldu bizden ayrılalı? Tam net de bilmiyorum ama herhalde 99'dan sonra bizden ayrıldı. 12 sene önce. Evet. Peki şimdi diyorsunuz ki 10.7. Şimdi ben şöyle bir bakıyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı diyor ki 10.7. CHP Genel Başkanı diyor ki 30'un üzerinde, 31 civarında oyumuz var şu an diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 50-52 bandında olduğunu söylüyor. MHP az önce Osman Durmuş siz de duyduğunuz 22 civarında oy alırız diyor. Saadet Partisi barajı geçeceğini 10.1 civarında bir oyları olduğunu söylüyor. Bir tek doğru söyleyen galiba BDP, onlar 6 civarında bir oyumuz var diyorlar. Topluyorum 10-30 daha 40, 50 daha 90, 20 daha 110, 10 daha 120, 126. Yani seçmen sayısından çok oy oranı var. Evet, iktidar olmuşların üstünü çizin. Sabahtan beri söylüyorum. Yani bunlar birbiriyle kavga etmekten, bu kavgayı sokaklara taşımaktan ve ülkenin ana meselelerini çözmekten aciz kaldıklarını şurada... Şimdi bu, meclis muhalefetinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı yaptığı muhalefete bakıyorsunuz. Bir
dolu şeyler sayıyorlar. Saydıkları şeyler doğru mu? Doğru. E peki o zaman onlara şunu sormak gerekmez mi? Siz de iktidar oldunuz, mecliste muhalefet görevi gördünüz. Bunlarla ilgili ne yaptınız? Örneğin bir tane kanun teklifleri var mı? Mesela şimdi işte yine CHP'ye döneceğim veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaatleri var. O vaatlerle ilgili mecliste bir tane kanun teklifleri var mı? Ha ben diyorum ki benim bir tane milletvekili olmama rağmen memleket meseleleriyle ilgili tekliflerim var diyorum. Milliyetçi Parti diyorum. Rabia Kaderi ben bu memlekete tanıttım. Ben soru önergesi verdim. Siz iktidarda zemine madalya verirken Muhsin Yazıcıoğlu tek başına Rabia Kader'in kaderi ne olacak? Nerede bu diye şimdi soru önergesi vermiş. E sen mecliste şu kadar milletvekilin varken öğrenciler çeşitli nedenlerle üniversitelerden atıldı. Muhsin Yazıcıoğlu kanun teklifi verdi. Şimdi biliyorsunuz okuldan atılan öğrencilerimiz en sonunda ben Nimet Çubukçu'ya gide gele o çocukları götüre getire. Şimdi Allah'a çok şükür üniversiteden atılan öğrencilerimiz hepsi tekrar okuluna geri döndü. Özel güvenlik görevleriyle ilgili problem vardı. Rahmetli kanun teklifi verdi. Ben gittim İçişleri Komisyonu'nda. Meclis bu programda defalarca tekrardınız. Evet işte tekrar söyledik. Bağkur adaletsizliği vardı. Yani basamak satın alan Bağkur emeklileri Erbakan'ın zamanında basamak satın alanlarla bu hükümet zamanında basamak satın alanların arasında 300-400 lira fark vardı. Ben mektup yazdım. Rahmetli bakanla konuştu. Onu ettik, bunu ettik. Soru önergesi. Onları biz düzelttik. Engellilerle alakalı hala daha bunların hepsi mecliste ağızlarını açtıkça engelli diyorlar. Listelerine bakıyorsun bir tane doğru düzenli bir yerde yok. Benim listelerimde var. Engellilerle alakalı 6 maddelik kanun teklifi vermişim. En azından demişim hiçbir şey yapamıyorsanız şu dairenin kapısındaki adı bari değiştirin. İnsaf edin. Dünya Engelliler Günü kutlanıyor. Siz hala daha özürlü diye yazıyorsunuz oraya. Neticede bu memlekette şu ortada mesele diye iktidarın ve muhalefetin konuştuğu meselelerle ilgili tek milletvekiliyken ben bunları somutlaştırmışım. Türkistan coğrafyasıyla ilgili, Anadolu coğrafyasıyla ilgili problem varsa ben söylemişim. Ben bana gelene demişim ki ya ne güzel bak gidiyorsun Bağdat'a git. Bağdat ana gibi yar, Bağdat gibi diyar, oraya gideceksin. Zaten bu duruma getirmeye şehirci kalmanız da hata. Şeye de git, Necef'e de git. Hasan ve Hüseyin'in, Kerbala'nın ağıtlarıyla bu Anadolu gözyaşı dökmüştür. Gel oradan Süleymaniye'ye de, Halepçe'de onlar orada zehirlenirken Anadolu insanı bunun sızısını duymadı mı? Dökülmedik mi hepimiz yardımlarla? Basmadık mı kardeşlerimizi bağrımıza? Yalçın Bey, ama, üniversitede matematik okumuşsunuz evet, ama edebiyat özür okumuş gibisiniz maşallah. Şeye de git. Bak ben dedim ama bunu ya. Çok şeye de git dedim ya. Kerkü'ye de git de dedim. Yani Dişleri Bakanı'na dedim ki Kerkü'ye de git de bir ayak bassın oraya başbakan. Benim eleştirim böyle. Ve ben bir şey söylüyorum, bir şey yapıyorum. Bak meclis dışı muhalefetim ben diyorum ki başbakanımız Bağdat'a gitsin, Necef'e gitsin, çok doğru, çok güzel, Süleymaniye'ye gitsin, Yemen'i dinlesin ama Kerkü'ye de bir uğrasın. Bir Türkmen'in kapısını çalsın, ne var ne yok desin. E ben diyorum ki, gel, bak ben hükümetle 6 defa muhatap olmuşum başbakanla. Bakanlarıyla da 3-4 defa ve her muhatap olduğumda hayalimin gereği ney benim? Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş. Dilde fikirde işte bir olmuş. Bunların topunun birden çırpındığı Avrupa Birliği'ne inat. Demirel o lafı söyledikten sonra başımıza gelmedi kalmadı. Ha? Dünyayı hiç korkutan bir laf o. Yok o farklı söylüyor ya. Ben onun dediği gibi demiyoruz ki biz. Bunların Avrupa Birliği'ne inat. Biz de ekonomik birliktelikler oluşturalım. O ne edelim, bu ne edelim diyoruz. Ben bunun gereğini yapıyorum. Başbakan da bunları yapmaya çalışıyor şimdi ha? Aslında bakarsanız bir yandan. Yok işte ama o şöyle yapıyor bak işte. İşte benim eleştirim orada işte. Kreatif bak. Kavgacı, dövüşçü falan değil. O şöyle yapıyor. Gidiyor Irak'a, Bağdat'a gidiyor, Necef'e gidiyor. Süleymaniye'de oturup Barzani'de... Yok yani Avrupa ile alternatif bir ekonomik birlik oluşturmaya çalışıyor ha. Kendi kafasında. Ama şeye gitmiyor, Kerkü'ye gitmiyor. Beşer Esad'a 15 günde bir gidiyordu, Ürdün'e ayda bir gidiyordu. Öbür taraftan mesela Azerbaycan'a hiç olmasa 2 ayda bir gitmiyor. Kazakistan'a 3 ayda bir gitmiyor. Doğu Türkistan meselesini unuttu, yok etti. Çin elçisi bize geliyor. Diyor ki siz yanlış bilgilendiriliyorsunuz diyor. Doğu Türkistan'da aslında diyor biz hiç diyor asimilasyon yapmıyoruz. Kültürel hak ve özgürlükleri onlara verdik. Özel demiştik. Bak onlar yaşıyor. Bize geliyor bilgi veriyor. Neticede ben iddia ettiğim her şeyi bu gücümle hazineden yardım almıyorum. Olmayan gücümle. Evet. Pakistan'da ben 5 tane köy yapıyorum. Ve giderken de diyorum ki inşallah diyorum partiler beni kıskanır. Bunu derken
Birinci derecede kimin yapması lazım? Hükümet. Mana üzerinden, işte değil mi, İslami değerler üzerinden siyaset yapanların yapması lazım. Öbür taraftan milliyetçilik üzerinden siyaset yapanların yapması lazım. Ben şimdi orada Muhsin Yazıcıoğlu köyünü açtım. Gittiğim ilk Kurban Bayramı'nda. Orada da bir Kurban Bayramı namazı kıldım. Hem burada hem orada. İki, bu gittiğimde, yani işte bir buçuk ay evvel gittiğimde Mehmet Akif Ersoy köyünü açtım. Aliye İzzet Begoviç köyünü açtım. Allah nasip edecek 2-3 ay sonra da gideceğim. Orada Şeyh Şamil köyünü açacağım. Ahmet Yesevi köyünü açacağım. Bak ben bana düşen her şey. Şimdi baraja vesaireye geleceğim. Yani şimdi ben millet dalkavuğu falan da değilim. İnsaf. Yaptığım ettiğim var ortada. Emeğim var ortada. 19 yıldır bu hareket dik duruyor, doğru söylüyor, düz yürüyor. E şimdi iktidar görevi vermişsin. Muhalefet görevi vermişsin. Meclise sokmuşsun. İddia ettiği değerlerle, üstünden siyaset yaptığı değerlerle ilgili hem iktidar hem muhalefet. Üçü birden bunların. Üçü birden. Ne birisi ki? Üçü birden. Söylediklerin hiçbirini yerine getirmemişler. Başbakanı hatırlıyor musunuz? İlk mitingini. Kızlar buna başörtüsü salladılar. Gözüme bakın anlarsınız dedi. Kızlar gözüne bakmakla yetinmediler. Eline de oy verdiler. 367 sayısını verdiler. Kasayı adaletsizliği mi ortadan kalktı? Veyahut da işte bu kılık kıyafet rezaleti mi ortadan kalktı? Ama Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Ya kendisi anayasayı değiştirecekti. 367 sayısı vardı elinde. Değiştirdiler, döndü. Yok, kendisi değiştirecekti anayasayı. Tümden değiştirecekti. Ha. Neyi dönecek yani? Anayasayı tümden değiştirecekti. Sivil anayasa iddialarıyla gelmediler mi? Öbür taraftan bakıyorsun işte sosyal demokrasi, işte Halkçı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsun. İktidar olmuş, muhalefette bulunmuş, ana muhalefet partisi görevini görmüş. Şimdi sosyal projeler üretiyorlar. Diyor ki 600 lira maaş vereceğim. Yok ya, nasıl vereceğim? Hasan Gemici bakanken sosyal riske azaltma projesinde şu aynı yardımları ortadan kaldıralım. Nakde çevirelim. Bunları da elin adamının yaptığı gibi. Yardım alıcının kriterlerini ileri ülkeler standartlarında ortaya koyalım. Yardım alıcı belirlensin. Onun da hanımefendinin üzerine para bankaya yazsın diyen bendim. Ve o projeyi yürüten 5 arkadaşımızdı. Matematikçi dediniz ya, mali analistim. Çünkü o karşıdan parayı veren Dünya Bankası belgeli muhasebeci istemiş. Bizi de Sayın Gemici devlet adamıydı. Bize teklif ettiler ve 5 arkadaş. Şimdi o arkadaşlardan birisi genel müdür, birisi bir kurumumuzun bölge müdürü. Onları biz söyledik. Sosyal yardımlaşma fonu da o zaman genel müdürlük olma durumunda. İşte kanunu yazıyoruz, tüzüğünü yazıyoruz, taslağını yazıyoruz falan. Siz hükümettiniz yani. 600 lira maaşı verdiğinizde birisi sizin elinizden mi tuttu? Bu fukaralık bugün var değil ki. O gün de vardı. Türkiye'yi siz yönettiniz. İşte Atatürkçüyüm deyip yönettiniz. Milliyetçiyiz dediniz yönettiniz. Müslümanız dediniz yönettiniz. Neticede geldiği noktada Türkiye fukaralıktan kurtulamadı. İşte yoksulluktan, açlıktan, terörden, ahlaki terörden kurtulamadı. Ama ne yani diyorum işte, insanlar. Sonuç olarak bütün bu söylediklerinizi siz söylüyorsunuz, bütün evet. Muhalefet partileri de söylüyorlar, herkes söylüyor. Ama halk Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hala büyük oranda veriyor. Şimdi mesela diyoruz ki ya da deniyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi oyları düşecek. Nereye düşecek? İşte en kabadayı düşüren 30'a düşürüyor, 35'e düşürüyor. Türkiye'ye baktığınız zaman 35 oy alan kimse yok zaten son 30 senede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında. Demek ki halk memnun halinde. Göreceğiz işte, ben de seçimde onu diyorum. Bakın eğer halk memnunsa halinden, yani Ilgaz'da konvoyu kesilen bir başbakanın yönetmesinden, esnaf siftahsız kapatıyor, esnafın kendisi diyor. Yani o zaman bir tuhaflık var, onun için zaten ben de diyorum oldu ki. Kesin. Hani ben de diyorum ki ben millet dalkavuğu değilim. Söylüyorum, doğruları söylüyorum. Onlar gibi imkanlarım da yok. Ayın 18'inde çıktım, dün döndüm Ankara'ya, bugün de işte buradayım. Ben gittiğim yerde sokak sokak ev ev, rahmetli de bunu 16 sene yaptı. 16 sene. 4 tane oy şey olsun, insanlara doğruyu anlatayım diye Çağlayan Cerit'e gitti. En son yolculuğunda da tek lafı da şu: adaylarımı size Allah'a emanet ediyorum dedi, gitti. Evet. Şimdi ben de aynısını yapıyorum. Ha şimdi hala daha ben ülkeyi bu hale getirenlerle tercih edileceksem, işte o anketlere bakıp, bilmem şuraya buraya bakıp, bunlar yanlış üzerinde ısrar edeceklerse benim diyecek neyim var? Benim söyleyeceğim şudur. Ben
sizlere, işte millete anlatıyorum. Ülkenin halini söylüyorum. Siz zaten evinizde yaşıyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki sınır güvenliğimiz yok. Dağ güvenliğimiz yok. Ovamız yok. Şimdi sokak yok. Şehir yok. Ev yok. Yalan mı söylüyorum? Yani şu anda beni dinleyenler, bu söylediklerimde bir yalan var mı? Sabahları ben okulların önünden geçiyorum. Demin bir eski Sağlık Bakanı konuğunuzdu. Şimdi de yeni Sağlık Bakanlığımız var. Şimdi oraya da geleceğim. Sabah okulların önünden geçiyorum güvenlik noktasında. Ya eskiden biz çıkardık. 40-45 dakikalık yolu yayan yürür giderdik. Ben hamam önünde otururdum. Aynen. Rahmetli başkanın şimdi ebedi istirgahatının karşısında otururdum. Oradan çıkar Madenoğlu'na kadar yürüyerek gelirdim. Gecede top mop o zaman sabah akşamın geç yarılarına kadar açık hava sinemaları da alacak. Biz ondan sonra içeri alacaklar. Zorla. Şimdi çocuklarımız servisle okullarına gidiyor. Deneyin isterseniz siz de bir. Sabah gidin o okul önlerine bakın. Servisle gidip gelmelerine rağmen anne yanında. Baba eğer mümkünse o da yanında. O da yetmiyor. Babaanne de yanında. Anneanne de yanında. Çocuk sayısından çok veli sayısı var çocuklarımızın yanında. Haksızlar mı? Haklılar. Haklılar, korkuyor herkes. Evet, herkes korkuyor. Çocuğumuzu askere gönderiyoruz, ciğerimiz ağzında. Öbür taraftan Fatma Demir'in babasıyla konuştum. Fukara diyor ki, vallahi bilmiyorum ki başkanım. Bir de diyor saat yanımızdaydı diyor. Nasıl oldu, ne oldu diyor. Bir anda diyor yok oldu çocuk diyor. 36 saat sonra da diyor getirdiler sokağın ortasına attılar diyor. Türkan'ın anası da aynı şeyi anlatıyor. Genç kızlarımız testereyle kesiliyor. Ya be sapık, ayrılacaksan ayrıl. Ayrıl kardeşim de. Hamile kadını 8 defa bıçaklayıp çocuğu, karnındaki çocuğa kadar bıçak vuran bir anlayışa bu toplumu ben mi getirdim? Ölüm yok ya ucunda diyor herkes. Dağdaki aynısını söylüyor. İblis de aynısını söylüyor. E zaten her şeyin diyor çivisi çıkmış diyor. Ölüm yok ki ya. Yaptım yapacağım yanıma da kar kalıyor diyor. Gideceğim oraya diyor. Yarın iyileştirme gelecek. İmran Hanım bizim kampanyaya destek verdi. Dedi ki yani dedi inceledim de dedi. Şaşkınlıktan dedi ne yapacağımı bilemedim. 3 yaşındaki çocuğa tecavüz eden dedi çıkıyor. Aynı akşam aynı suçu işliyor, giriyor. Evet. Şimdi biz bunu dedik. Çağdaş dedi, o dedi, bu dedi falan. Ya kardeşim ben şunu demiyorum. İdam'dan en çok canı yanan benim. Benim arkadaşlarım bir oradan dedi. Bir buradan. Ben demiyorum ki bu memlekette başbakan asılsın, bakanlar asılsın, denizler asılsın, işte serdarlar asılsın. Ben böyle bir şey demiyorum ya. Siyaseten adam beni öldürmeden, malıma mülküme zarar vermeden söyleyeceği her şeyi söylesin. Ama beni öldürmesin. Malımı mülkümü şey yapmasın. Öbür taraftan 3 yaşındaki çocuğun ırzına geçip yarın TCK'yı değiştirdiler şimdi bunlar. Bak şimdi şu gece gece bunları ben söylemek istemiyorum da. Ya 103. madde insanın kanını donduruyor. İbare aynen şöyle Fatih Bey. Bunlar ne konuşuyor? Bunların ne konuşmaya hakkı var? Bunların hiçbirinin bir şey. İktidarı da muhalefeti de hiçbir şey bunlar konuşmayacak. Yazıyor çıkarttıkları kanun. Bir diyor çocuğa diyor. Organla veyahut da aletle diyor. Cinsel taciz yaparsan diyor. Şu kadar diyor. Bunlar ne konuşuyor? Şimdi bak. Bunların konuşmaya falan hakkı yok. Hiçbirinin konuşmaya hakkı yok. Bu memlekette konuşmaya hakkı varsa benim. Memleket yönetimine gelmiş. Oradan vebal almış bunların hepsi. Bu hal durup dururken olmadı. Şeker pancarımız vardı bizim. Bak şimdi birini bırakıp birine... Şimdi bir ara vereyim şeker pancarı sonra geçeceğim. Tamam hemen. Özür dilerim. Biz kimsesizlerin kimsesiyiz gerçekten. Hemen bir ara vereyim. Son bir ara vereceğim. Bana gönderdikleri dosya. Şimdi bunu konuşalım. Reklamdan sonra konuşalım. 10 milyon insanı işsiz bırakmakta bunların hepsinin vebali var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MHP'nin de adalet takımı. 2 dakika durayım sonra devam edelim şeker pancarıyla. Evet, şeker pancarı demiştiniz, orada kalmıştık. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu memleketi yönetenlerin yaptığı kanunlar ahlaksızın, uğursuzun, hırsızın, teröristin, dolandırıcının, sahtekarın işine yaradı. Şimdi çıkarttıkları kanunlara bir bakıyoruz. Mesela ben diyorum ya her aileye bir avukat. Her aileye bir avukat vereceğim diyorum. Çünkü gerçekten namusuyla yaşamak isteyenlerin buna şiddetle ihtiyacı var. Barolar, Adalet Bakanlığı karşılasın, her ailenin bir tane avukatı olsun. Niye söylüyorum aile bunu? Aile kimi gibi. Eşi hırsızın avukatı var. Adam gelecek. Senin evini. Kalktın. Sakın boyuna posuna güvenme Fatih Bey. Beyefendi lütfen karakola gidebilir miyiz diyeceksin. Senin meşru müdafaa hakkın falan yok. Yani ona yaptığın en ufak bir şey mahveder seni. Gittiğiniz zaman o diyecek ki benim diyecek ceza muhakemeleri kanundan hakkım var. Avukatım gelsin diyecek.
Sizi içeriye de almayacaklar. Dışarıda duracaksınız. Şeker pancarı işte. Şimdi yazıyor. Diyor ki Sayın Başkanım diyor. Bu şeker pancarı diyor. Ülkemizin 10 milyon insanımızı doğrudan ilgilendiriyor diyor. Ve örnek vermiş. Demiş ki yani buğdayda demiş. İşte şu kadar saat. 80 saat tarımda, 13 saati sanayide olmak üzere toplam 93 tam saat istihdam yaratır diyor. Şeker pancarı. Bu rakam buğday tarımında 3 saat dekar, mısır tarımında 12 saat dekardır diyor. Mısırı da hallettiler biliyorsunuz. Atsak şöyle bir ağacın dibine mısır biter. Türkiye'nin her tarafında mısırı da dışarıdan alıyoruz zaten. Şimdi Türkiye'dekiler de biliyorsunuz yabancı tohuma bağımlı hale getirildi. Şimdi bunlara bak anket falan diyorlar da veyahut da işte birileri açıyor birilerini savunmaya falan. Ya domatese bizi mahkum ettiler. İsrail'de genetiği oynanmış domates tohumu gelmese bu memlekete domates yiyemeyeceğiz. Domates yiyemeyeceğiz. Gerçi yediğimiz domatese domatese benzemediği için sorun yok. Ya ben bunları söylüyorum. Ben öyle birileri gibi bunların alıştığı insanlar gibi politika falan yapan değilim. Ben gönül gözüyle görüyorum, kalple akıl ediyorum. Ömrümüz de hep böyle geçti. Rahmetlinin ömrü de böyle geçti. Bizim ömrümüz de böyle geçti. Biz inandığımız değerler için ömrümüzü verdiğimiz bir hareketten, şerefli bir mazimizden ellerimizi yıkadık, çıktık. Ve hala daha da aynı değerler üzerinden siyaset yapıyoruz. Onun için geldiğimiz şu noktada bu ülkeyi yönetenlerin çıkart... Meclis ne için vardır? Meclis ne yapar? Bu millet kendine vekil seçer, meclisi oluşturur. Mecliste muhalefet olur, iktidar olur. Ne yaparlar bunların hepsi birden? Bir, yasa yaparlar. İki, denetim yaparlar. Üç, yürütmeyi seçerler. Yürütmeyi seçerler, yasayı, denetimi de meclisin tamamı yapar. Öyle olmuyor mu Türkiye'de? İşte ben de bunu diyorum zaten. Bunlar, yürütmeyi seçen kendi başına... Denetimi de o yapıyor. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Yasa yapma noktasında da bunlar mecliste o yasayla ilgili pozitif ve ilkeli bir duruş göstererek bir şey yapmak yerine... Meclisin kürsülerinde birbirlerinin eşine hakaretle, bilmem işte kavgayla, dövüşle, yumrukla o meclisi kapatıyorlar. Kendileriyle alakalı bir şeyler geldiği zaman hemen o zaten gece yarısı köyden kız kaçırılır gibi geçiveriyor. Zamlar, mumlar, işte parti yardımları, onlar, bunlar. Yapmayın ya, o kadar da fazla maaş almıyor. Ama almıyorum. Öyle. O kadar da maaş almıyor ki milletvekilleri ya. Ne alıyor? 8 milyar, 9 milyar bir şey alıyor. 10 milyara yakın maaş alıyorlar. Peki, onların aldığı bir maaşla... 571 lira, 570 lira 21 kuruş askeri ücret. Böyle bir şey nasıl hazmedilebilir? Bir vaka var ortada ama. Asgari ücret 570 lira 21 kuruş. Bundan da %30 vergi var. Asgari ücretli onların sağlık imkanlarından faydalanamıyor. Yani saydığınız zaman bunun neredeyse birkaç katına giriyor tabii. Evet. Şimdi böyle bir şey olduğu için söylüyorum. Yoksa ben acıtı falan yapacağımdan falan değil de milletvekili maaşı. Milletvekili maaşı da döke saça yetiyor aslında. Taşra'dan gelen vekiller zorlanabilir. Yani adam Bitlis'ten geliyorsa, Bitlis'ten gelen yatağıyla, yorganıyla aynen gelir. Aynen öyle. Hepsine yok yemek yap, yok para ver, yok yardım et, yok bilet al. Öbür taraftan şimdi mesela bir bedelli askerlik durumu çıkarttı ana muhalefet partisi. İktidar buna karşı çıktı. Benim söylemem gereken sözleri iktidar söylemeye başladı. Sen de aynısını yaptın. Sen bedelli askerliğe zamanında demedin mi? Şimdi mesela Demirel'e işte karşı çıktıkları gibi. Bir de bizi Aspragaz haber yaptırıyorlar. Güya biz Demirel'i destekliyormuşuz da mitingine katılacakmışız da. Ben de dedim Çorum'da dedim ki biz Demirel'le ne hasımız ne de hısımız. 2002'de bugün eleştirenler ikide bir uğrak geri yapıyordu. Ombudsman yapacaklar. Yani önemli meselelerde koşturup koşturup gidiyordu. Şimdi eleştiriyor. Ama biz dedik ki biz buna ne hasımız ne hısımız. GAP'ı Allah'ın izniyle ben bitireceğim. Çok önemli bir proje. Sayın GAP'ta büyük hatalar var. Onları ben yazacağım önümüzdeki günlerde. Büyük hatalar var GAP'ta. Tabii. Ama bitirilmesi gereken GAP'ın modernizasyonu lazım. Onu yapamıyorlar falan. Evet. Şimdi sorularda birisi diyor ki o kadar köy yaptığını söylüyor Pakistan'da. Evet. Herkes anı vermiş bir Mustafa Kemal Atatürk köyü niye düşünmemişler diyor. İnşallah ya 30-72'ye bir mesaj atsınlar. Onu da düşüneceğiz inşallah. Yine bir başka soru. Referandumda AKP'yi desteklediğine, AKP'nin projesini desteklediğine pişmanlar mı? Beklediklerini buldular mı referandum sonuçlarından diye soran var. Yine benzer maillerden bir tanesinde de diyor ki, yani birkaç tanesinde o gün AKP'ye çalışıyorlardı referandumda. Bugün de yine aynı misyonla mı devam ediyorlar MHP'yi baraj altına atmak için? Evet, yani anlaşılan işte bak demek ki yine anlatamıyoruz herhalde. Meramımızı ifade edemiyoruz. Anlatabildiğiniz anladıkları kadardır insanların. Evet.
Referandumda ne kadar doğru yaptığımı bu milletin %58'i oy vererek gösterdi. Ben doğru olan yerde durmuşum demek ki. Bu bir. İki, referandumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıktığı iki tane maddeydi. Biri anayasa, biri HSYK. Kemal Bey şimdi geçtiğimiz günlerde HSYK'yı en önemli projelerden birisi yapmış. Diyor ki gelir gelmez hakim ve savcılar yüksek kuruluna ayrılacağım. Hakimleri bir tarafa, savcıları bir tarafa. 1961 anayasında olduğu ve dünyanın pek çok medeni ülkesinde olduğu gibi. Çok güzel. Avukatla da diyor savcıyı diyor yan yana koyacağım. O televizyonun adını vermeyin değil mi? Şey olmasın. Ne vereyim? Kanal A'da ana haberlerde bir haber yapmış. Bir tarafa beni koymuş. 8. ayda İstanbul'da bir salon toplantısında konuşuyorum. Gezerek. Prontura falan bakarak değil. Diyorum ki hatırlıyor musunuz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer eski genel başkanları bu anayasa paketinin görüşülmesi sırasında partilerin kapatılması maddesi düşünce sabah bir grup toplantısı yaptı. Çok görkemliydi. Herkes ayakta alkışladı. Geldi. Dedi ki meclis tarihi bir görev yaptı. Partilerin kapatılmasıyla ilgili maddeyi düşürttü. Şimdi bir tarihi görev daha bekliyorum. Anayasa, HSYK maddelerinin düşürtülmesi. Geri kalan maddeler alüyü lala. Referanduma şuna buna gerek yok. Ben de gireyim, destekleyeyim. Evet, öyle. Ve yine grup ayağa kalktı. Bu pakette orduda fındık arayan, Tunceli'de af arayan bugünkü Sayın Genel Başkan ayakta en fazla alkışlayanlardandı. Bir, ben CHP'nin ayakta alkışladığı 25 maddeye hayır diyecek halim yok. İki, HSYK ve anayasa maddesiyle ilgili ben diyorum ki zaten Büyük Birlik Partisi iktidar olunca anayasa mahkemesinin arkasında tamamen millet iradesi olacak. Başbakanı, iki bakanı ipe çeken iradenin kurduğu mahkemeye millet iradesini hakim kıracağım diyorum. HSYK ile ilgili de diyorum ki ben gelir gelmez HSYK'yı hakimlere, savcılara, HSYK'yı ortadan kaldıracağım. Daha suçu sabit olmamış sanığın yanında duran avukata savcı hakimin yanında oturup gözüne dik dik bakamayacak. Onların ikisini aynı yere indireceğim. Bu tarafta beni veriyorlar 8. ayda. Bu tarafta da Kemal Bey'in süper projesi olarak HSYK'yı kaldıracak. Doğru da birleşmişsiniz, bir sorun var mı bunda? Kaç ay sonra birleşmişiz? Şimdi bana soruyor ya, hani diyor ya, niye buna evet dedin, pişman mısın diye. Pişman olan herhalde Kemal Bey oldu. Hayır diyenler oldu ki, HSYK ile ilgili benim noktama gelmiş. O zaman da ona evet diyenlere de diyordum ki, ya biz AKP'nin arkasına falan pişman düşmeyiz. Bu kadar kardeş kardeşe neticede mazimiz var. Zulüm etmenize gerek yok. Ben size Allah'a havale ediyorum. Etimi çiğnemekten vazgeçin. Orada hiç mi düşünmüyorsunuz? Adamın savunması gayet normal. Kendi bir ideolojik yapısı var orada. Bu YÖK'le alakalı olduğu gibi. Şimdi diyor ya YÖK'ü yok edeceğim. O da diyor. Bizim 19 senelik sloganımız bu. Biz YÖK'ü o junta rejiminin ortaya koyduğu ve üniversitelerin özelliğini kaldırdığı bir kurum olarak düşündüğümüz için Sayın YÖK Başkanı yok edeceğiz dedi. Dedim ki hocam onların derdi seninle alakalı. Kendi adamları olsa YÖK akıllarına falan gelmez. Yıllardır YÖK'ü muhafaza etmek için akla karayı seçmediler mi? Şimdi yok edeceğim diyor. Neticede, daha önce yok edeceğim diyen Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi evet, yok edeceğim. Revize edeceğim diyor şimdi. Evet. İşte düzelteceğim diyor. Hiç kimse birbirinden farkı yok. Halbuki ben ne diyorum? Bu kurumun junta kurumu olduğunu, demokrasiyle alakası olmadığını, üniversitelerimizin başında bir demokrasinin kılıcı olduğunu, üniversitelerimizin özerk olmasını, elin memleketinde çocuk hangi üniversiteye gideceğini biliyor da bizim memleketimizde her imtihan bir bela olur mu ya? Şimdi tuttular milletin çocukları üzerinden birbirine düello daveti yaptılar. Ben de dedim ki çok meraklıysanız çıkın Taksim'e beraber ne yapıyorsanız yapın milletin çocuklarını bırakın yani. Biriniz 10.000 alacağım, öbürünüz 1.000 alacağım, götüreceğim, getireceğim. Bununla alakalı imza kampanyası yaptım. YGS şaibeli kardeşim. Zaten Sayın Başbakan da dedi ki süreci yönetemedi dedi. Tamam güzel işte. Niye bunu tartıştırıyorsun? Ama şimdi bir gazeteci suçlu oldu bununla ilgili. Yani niye bu tartışıldı? Bu şaibeli mesele bir an evvel iptal edilse ne olur yani? Yani biz bundan ilgili imza kampanyası düzenledik. Sayın Başbakan alınmış. Halbuki biz birileri gibi siyaset falan yapmayız. Şimdi bu kaset maset diyorlar ya. Bizi bilen bilir. Muhsin Yazıcıoğlu kendi siyasi rakibiyle alakalı bir komployu açıp söyleyecek kadar mert ve yiğit bir adamdır.
Yok, BBP'liler beni yolda çevirip öldürecekleri zaman da onu engellemişti, biliyorum. Biz de onun arkadaşlarıyız ya. Biz milletin değerleriyle ilgili siyaset yaparız. Ben orada evet verdiysem hal ortada. Bunun ne kadar doğru olduğunu bugün Kemal Bey söylüyor. Ben ne yapacaktım yani? Söylediklerim bu benim. Yalçın Bey, galiba süremizin sonuna geldik. Bir son bir soru soracağım. Niye rahmetli Yazıcıoğlu gibi bağımsız aday olmayı düşünmediniz? Evet. Evet, Ardahan'dan aday olsaydım kuvvetle muhtemeldi. Ardahanlı hemşerilerim bizi bağrına basacaktılar ve seçilecektim. Ama ben rahmetliden bir emanet devraldım. Ve ifade ettiğim gibi siyaset benim mesleğim değil. Ben değerlerimin, milletimin meseleleriyle ilgili varım. 16 yaşında hangi duygu ve düşüncelerde var isem şu anda da aynı duygu ve düşüncelerde varım. Ve ben Büyük Birlik Partisi'nin meclisi hak ettiğine inanıyorum. Bizim milletimizin vefasına güveniyorum. Yani ya partimle girerim ya giremem diyorsun. Ferasetine güveniyorum. Ben denememişim. Ülkede şu kadar mesele sayıyoruz. Bununla ilgili hiçbir vebalim yok. Liderler şu anda meclise yaptıkları kavgayı işte şu anda meydanlarda sürdürüyorlar. Mert, namert, kaset. Bir ara bir nefes alıyorlar. Birazcık da onur katıyorlar falan. Onurun varsa diyor, onurun yoksa diyor. Bundan vakit buldukları zaman dönüyorlar bizim güvenlik, özgürlük, refah projemize. Oradan alıyorlar ve söylüyorlar. Bizim projelerimiz hepsi. Ha ben onlar gibi de çaldırar çıptırar demiyorum. Sadece diyorum ki ya bak çılgına falan gerek yok. Akıllı ve hayırlı bir proje. Gelin şu ülkemizi kalbimizden kalkındıralım. Deseyinin yapabileceği bir iş. 2800 kilometrelik bir kanal. Fırat'la Kızılırmağı buluşturalım. 6 tane baraj koyalım. Maliyeti de öyle. Sizin çılgın projeniz değil. De o mu? Bizim akıllı projemiz. Akıllı ve hayırlı. Hem de güzergaha hayırlı bak. Erzurum'da başlıyor, Sivas'ta nefes alıyor, Ankara'da bitiyor. Kuvayi Milliye ruhuyla. O kutlu güzergahtan Anadolu'yu kalbinden kalkındırmak. Yani elin adamından et almayalım, elin adamından tarımsal ürünler almayalım. Orada istihdam artacak. 10 milyar dolara mal olacak, DSİ'miz yapacak. Ve bu projenin yıllık getirisi 6 milyar dolar olacak. Akıllı projeler sunuyoruz. Bedelli halleri oluşturmanıza gerek yok diyoruz. Gelin diyoruz Kınalı hallerin torunlarına. O Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Anafartalar'da çarpışan dedelerimizin torunlarına, şu Kınalı Aliler'e, 3 aylık çocuğunu bırakıp, Urfalı şehidi hatırlıyor musunuz? 2 tane kız çocuğunun ayaklarında çorap yoktu. Heh, onlara bedel ödeyelim diyoruz. 570 lira 21 kuruş Mehmet'imize bedel ödeyelim. Kemal Bey gibi de yapmayalım. Gelir gelmez askerliği kafadan düşürtüyor, çıkartıyor, altay ediyor falan. Kademeli olarak. Zaten ordumuz mobil olmalı. Teknolojik gücü yüksek yalnız olmalı. Evet, biz böyle şeyler söylüyoruz ve ben diyorum ki beni denediniz mi? Denemediniz. 19 yıldır bir de beni denediniz. Huzurunuzdayız. Rahmetli Yazıcıoğlu'nu seviyor muydunuz? Seviyordunuz. Şimdi beni sokakta görünce inan ki sen ağladın biz ağladık. Rahmetli ne eman adamdı. Yalçın Bey, vaktimiz doldu. Evet. Ben her evden bir oy istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. Bunu denememişlik adına istiyorum. Sevginin bedeli. Kaç oluyor evden bir oyuncu? Ne olursa işte. Peki, sağ olun, başarılar, kolay gelsin size. Parasız pulsuz bu işleri yapmak zor, hazine yardımı yok, bir şey yok. Ancak gönüllerden kopanla yapabiliyorsunuz. Başarılar diliyorum. İşte bu gönüllerin gereğini milletimizin gönlü gençler yapacağı kanaatini taşıyorum ve bu anketler yerle bir olacak. Seçim sabahı sürpriz Büyük Birlik Partisi olacak. Bunu burada bir kere daha programımızda söylüyorum. Evet, göreceğiz. Her parti aynı şeyi söylüyor çünkü. 150 civarında bir oy oranı var. Bakalım kimler geçecek, göreceğiz. Bir şey de kalmadı. 20 gün kadar bir süre kaldı. Değerciler, bir dakika daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağız. Perşembe akşamı Murat Bardakçı ile beraber olacağız. Bu sefer tarih değil, siyaset, siyaset gelişmeleri ele alacağız. Haftaya da hem Sayın Başbakan hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu davet ettim programa. Artık kabul ederlerse ayrı ayrı bir araya gelmeyeceğini bildiğim için, gelirlerse gelirler, gelmezlerse canları sağ olsun. Biz devam ederiz yolumuza. Perşembe akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.